Kalk Gidelim 29. bölüm sezon finali. www.sepeder.org. Akşam ailece çay içiyorlar. Samim'in açtığı kapıdan sevdalar girdi. Melisa da yanlarında, Nurcan şaşırdı, Mustafa Ali'ye döndü. Güzeller, güzeli bir misafir getirdim. Bu gece burada kalacak. Hoş gelmiş. Hoş buldum. Bu nasıl yani? Biz misafir geldiğinde genelde şaşırmayız, seviniriz değil mi? Ama yani Nurcan'ın arkadaşı Nurcan'dan habersiz çağrılırsa tabii ki şaşırır. Sevda, Allah Allah dedi sessizce. Ne oldu? Çocuklar, olmayacak bir şey olmuş. Ne oldu baba? Eve hırsız girmiş. Nasıl? Ninenizin topuzunu çalmış. Eyvahlar olsun. Mumu, bizim bol çanta. Bir dakika, ne bondu? Çift 007 Antalya plakalı bond mu? Ay başka bir şey almış mı? Altın, bilezik falan? Yok kızım, her şey durup duru. Allah inşallah, inşallah bizim çanta yerindedir. İşte plaka koşturdu, diğerleri de peşinde. Halil Mustafa Ali'yi tuttu. Abi, hangi çanta bu? Ya bu evi terk ederken zor parası Kabil'inden ufak tefek takılar, saatler falan getirmiştik yanımızda. Herhalde dişe dokunur olmalı. Yengem Yıldırım telgraf gibi gittiğine göre. Yürü, yürü. Bir sadık kaldı masada. Ellerini açtı. Hay Allah'ım der gibi bakıyor. Müştemine son ışığı yandı. Gitti. Kendinden geçip Halil'in kollarına yığıldı. 34 milyon da gitti, çanta da gitti ama. 34 milyona giderken evdeki bon çantadan da oldun Momo. Bulgurla pirinç gibi yani. Nurcan kaçarken müşterilattan yine koşturarak çıktı. Ana! Nurcan'a topuzla vurdu. Ana! O sen miydin ya? Sen benim evimi dağıttın. Sen benim odamı dağıttın gelin. Ana! Koluna koluna vuruyor. Topuz muymuş ya? Ben de diyorum, hırsız bilezikleri almayıp topuz tokayı niye çaldın? Ay çok şirin ya. Ana dur bir elini öperim ya. Senin yüzünden oluyor bunlar zaten. Havuzlu kiralık lüks villa. Şakirler gelmişler. Şakir elini havuza sokup tamam sıçrattı. Burası güzel. Ne? Olacaksa burası olsun. İyi bura. Sevinçle öne doğru bir jimnastik gibi yaptı. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Tiki var bunun böyle, dürür. Heyecanlanınca tiki tutuyor işte. Kızımıza bakmayın. Ne yapıyorsun sen? Oğlum bu ev kim bilir kaç para, nasıl tutacağız? Fark eder mi ya? Neyse parası veririm. Benim için para dert değil yani. Gerekirse alırım bu evi. Ay ama burası çok büyük. Bu kızcağız nasıl temizleyecek? Kim diye ya o kız temizleyecek diye? O benim prensesim. Onun yardımcısı olacak. Bir saçlarıyla oynayarak kimmiş kırıttı. Kimmiş bu yardımcı Şakir? Ben alırım herhalde. Ara sıra gider gelirim. Bir dakika. Kimse kusura bakmasın. Ben Şeker annemi evi temizletiyor dedirtmem. Kimseye böyle bir şey dedirtmem yani. Benim prensesime gündelikçi yardımcı temizlikçi tutacağım, beni her şeyi yapacak mı? Ya ben senin elini kaynar sudan ılık suya sokar mı? Kız öyle bir şey var mı? Hayır. Kimse kusura bakmasın. Siz de baş köşede oturursunuz, izleyesiniz öyle. Bu kadar kapatın gitti bir de. Beni de tartışmayın. Nurcan bahçeye sofra kuruyor. Mustafa Ali televizyonu sehpa üzerine kurmuş, ayarlamaları yapıyor. Selamun aleyküm. Mumu ne yapıyorsun? Yoksa Ramazan sevincini mi izleyeceğiz iftarda? Ondan mı çıkardın bunu? Vallahi iftardan önce ne istiyorsan seyret de, iftardan sonra bu sefer ben bir film gösterimi yapacağım. Açık, net. Şakir'in gösterdiği filmin kamera arkası diyelim. Halil ve Muhtar başrolde. Koca koca adamlar, utanmadınız değil mi beni meydanda küçük düşürmeye? Utanmadınız mı? Ne demek ya? Niye çoğul konuşuyorsun? Beni niye katıyorsun oğlum? Bu kadar çok eğlendin ki kesin sen de bu kumpasın içindesin. Ama günahımı alıyorum bak. Tabii tabii, mutlaka öyledir canım. La ilahe illallah, ya herkes mi benim günahımı alacak ya? Asla yapmadığım şeyler neden benim üzerime kalıyor bugün? Vallahi babama anlatırsın işte artık. Şimdi... Flaşı cebinden çıkardı. Bunu buraya takıyorum. Seyfettin'in gözleri döndü. Sakın buradan alıp da sonradan aha kaybolmuş ya gı falan deme. Yedeği var. O kadar kafamız çalışıyor çok şükür. Flaşı gösterdi, gidiyor. Seyfettin sinirle uzaklaşsın diye bekledi. Cebindeki flaşı çıkarıp televizyondakiyle karşılaştırdı. Oy!
Aynı Dix. Tıpatıpkısı. Vallahi Momo, günahımı almayaydım bunu yapmazdım ama kendin kaşındın kardeşim. Benden günah gitti. İftirada Allah'ın gücüne gitmeye, iftar saati de bir yere kadar. Bu bende kalsın. Cebine attı. Al, bu da benden. Kendi cebindeki flaşı taktı. Ellerini çırparken Nurten tabaklarla çıktı evden. Oo, Seyfettin. Hayırdır, nasılsın? Yoksun bütün gün ortalıkta? Ne yapalım işte. Kocan müteşari darbesini sindirmeye çalışıyor, biliyorsun. Bak, benim müteşari tanıdığım yok. Kafam rahat. Eşkem köşkem kapıya dönüp Müştemi lafa geçti. Ağzını eğip taklidini yaptı. Mustafa Ali korkuyla koşturdu Müştemi lattan. Mama. İyi bari almamış. Kendi üstüne almama numarası yapıyor ama yemezler. Aşkım avukat aradın mı? Satışı sordun mu? Ha? Bak demin aradım hala telefonu kapalıydı. Satışlar bugün mü yapılıyor? Ondan mı açmıyor acaba? Yok yok kesinlikle bugün değil. Yarın ya da öbür gün. Mama bak. Arabalar umurumda bile değil ama ne olur eve bir şey olmasın. Ne olursun olmasın. Canımın içi 100 kere söyledim bunu bana. Ben de sana söyledim tamam. Avukat Mürteza öteleyecek satışı tamam. Melisa. Melisa. Ya. Kolumdan yakaladı. Saçma sapan şeyler yapma ya. Nereye gideceksin? Buraya gelmem başından beri hataydı zaten. Böyle düşünme ne olursun ya. Zamanında bizi ayıran annem bizi tekrar bir araya getirmeye çalışmadı mı? Sen bir köylü kızına aşık oldun diye seni avutmak için beni buraya çağırmadı mı? Bütün erkek annelerinin yaptığı gibi önce kendi çocuğunu düşünmedi mi? Bak ben sen geldikten sonra sana karşı eskiden bile hissetmediğim şeyleri hissetmeye başladım. Neden? Aşk ne demek onu anladım çünkü. Melisa, ben artık aşka eskisi gibi bakmıyorum. Yani zamanında sana ben öğretemedim ama o köylü kızı öğretti öyle mi? Ya bunları unutalım artık lütfen. İlini tuttu. Biz artık birbirimiz için yaşayalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Bunu anlamanın tek bir yolu var Canberk. Elini kurtardı. Arabaya binerken Canberk tuttu. Melisa ağlamakla bakıyor. Bu ne demek şimdi? Beni gerçekten seviyorsan peşimden İstanbul'a gelirsin Canberk. Bunun kararını sen ver. Bindi Canberk şaşkın. Melisa arabanın içinden hayal kırıklığıyla bakıyor. Canberk şaşkın. Arabanın arkasından baka kaldı. Isırdığı elini beline koydu. Derin bir of çekti. Seyfettin televizyonu duvara bağlamış ayarlıyor. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Oğlum. Slashkiski TV'ye sokan kumandayı da bozan sensin. Ayrıca Nurcan'la konuşan, ahırda dökülen, kızın yolda elini tutan Canberk. Arkadaş sizde hiç kabahat yok, bütün kabahat bende değil mi? İftira atarken düşüncem Mumu. Veli'ye eli öptüren sensin, ondan bile beni mesul tuttun. Bak mübarek aydayız. Eğer Veli görüntüsünü ben şey ettiysem, Allah beni şey etsin, açık net. Mumu? Ay sen ne yapıyorsun? Canberk yaşattıklarının farkında mısın? Al bakalım nasıl oluyormuş. Kumandayı sehpaya bıraktı. Ayıkla pirinci taşını. Kıvırtarak gitti. Biz burada artık zor kalırız Momo. Veli'nin yağ paraları geldikten sonra derhal İstanbul'a gidiyoruz. Bir şekilde ne yap et evimizi geri al. Yetti artık ya. Benim ailem evimde mutluluğum. Ne yapıyorsan yap evimizi geri al Momo. Dedi ve gitti. Mustafa Ali çaresiz bakıyor. Tamam canımın içi. Merak etme. Telefonu çaldı. Aha avukat arıyor. Alo. Mürteza Bey siz neredesiniz Allah aşkına? Televizyonda TRT belgesel kanalı açık. Camiler, müzeler gösteriliyor. Televizyonun içine geçildi. İstiklal Caddesi Beyoğlu'ndan tramvay görüntüleri. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim Mustafa Ali Bey. İstanbul trafiği malum. Bir Çağlayan bir Kartal derken dönemedim. Ya evin satışını ne yaptınız? Onu merak ettik biz. Mürteza ofisinde. Bu konuda size iyi haber veremeyeceğim. Evin satışını durduramadık. Bu bilirkişiye yaptığımız itiraz da reddedildi. Yani diğer mallarınızla beraber evinizde yarın satışa çıkıyor.
Nasıl yani? Bembeyaz kesildi. Çökük gözleri açıldı, görüntü yüzünde karardı. Karanlıkta parıldayan yıldızın hareketiyle birlikte Staff Film, filmin End Production Company yazdı. Kız Kulesi ve İkinci Köprü manzarasının ardından Muğla'nın yeşillikler içindeki Yeşil Yurt Köyü'ne geçildi. Aynı manzarada Kalk Gidelim yazdı. Köy ve İstanbul manzaraları eşliğinde oyuncuların üç boyutlu görselleri ve isimleri belirip kayboluyor. Seyfettin Ufuk Özkan, Mustafa Ali Erkan Sever, Nurcan Ayça Verler, Sevda Mehtap Bayri, Halil Kerem Bacı, Nuriye Küsüm Kostak, Muhtar Sefer Emin Gürsoy, Hatice Nalan Okçuoğlu, Meryem Aslı Oma, Sadık Kerim Yağcı, Canberk Onur Seyit Yaran, Badegül İlayda Aydın, Veli Demir Andrei Polenin, Nuru Ece Aydemir, Perihan Özgüron, Şakir Alper Saylık, Dudu Sena Çakır, Samim Can Kıran, Halim Alican Okumuş, Elif Sülal Yürekli, İpek Pelin Şahin, Efe Burak Diri, Recep Hakan Eksen, Samsa Yiğit Dören ve Mümine Yıldız Kültür ve Hüseyin Bayezid Gülercan. Kurgu Zeki Öztürk, Engin Behlül, Post Prodüksiyon Süpervizörü Mustafa Türkmen, Grafik Tasarım Mustafa Üstün, Işık Şefi Sadi Veral, Final Mix Recep Turgay Krallı, Müzik Altı Uyargıç, Jenerik Müzik Arya, Yardımcı Yönetmen Rudu Elif Konuk, Proje Sorumlusu Eper Marangoz, Yapım Amiri Erdal Koç, Sanat Yönetmeni Emine Biçer, Kostüm Sorumlusu Tuna Çanakçı, Ferdal Salmanoğlu, Görüntü Yönetmeni Cahit Arşan, Senaryo Baykut Badem, Hazan Toma, Gülis Kucu, Oktay Berber, Proje Direktörü Ahmet Şevki Peker, Genel Koordinatör Zafer Yiğit, Yapım Staff Film, Yönetmen Özgür Park, İkinci Yönetmen Erkan Nurhan, Yapımcı Eyüp Üstü. Yeşillikler içindeki yeşil bir köy manzarasında Kalk Gidelim yazdı. Güneş aheste sallanan ince dallı küçük yeşil yapraklar arasından parıldıyor. Mustafa Ali çardakta yatmakta. Güneş üzerine örttüğü yorgana vururken başı dikili ağacın gölgesine denk gelmiş. Sağ kolunun üzerinde derin bir uykuda. Titreyerek uyanıp doğruldu. Uyumuşum ya. Ah, Nurcan. Nerede bu ya? Üşüyüp içeri mi gitti yoksa? Yorganı yanlarına sıkıştırdı. Ya baba çok kötüyüm ben. Ne oldu kızım? Uyuyamıyorum. Amcam çok horluyor. Çok mu horluyor? Nerede ki amcan? Gece uyku sersemi çişe kalktı da ondan sonra gelip bizim odaya mı yattı acaba? Ay yok ya, kendi odasında ama horultusu bizim odaya kadar geliyor vallahi. Allah Allah. Yorganı üstünden attı, terliklerini giydi. Vuh donmuşum. Omuzları çekip vücudunu kasarak gitti. Nuri'yle Müştemirat'ın kapısına geldiler. Yuh, sese bak. Gergedan gibi maşallah. Söylemiştim sana. Haklısın, olmaz. Uyutmaz bu. Sevda Seyfettin'in yanında. Kulaklarına pamuk tıkamış. Seyfettin bir şey okşar gibi yapıyor. Sevda yatak dönerek kalktı. Ay. Uyutmadı ya. Pamuk tıkadım, o bile fayda etmedi ya. Ali. 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 Yorgana sarılmış oynaşır gibi kımıldandı. Hale mi? Kalk lan, kalk, kalk, kalk. Hale yatmağı. Karıma yakalanacağım kız. Ayağa kalkıp kolundan tuttuğu gibi sarstı. Şuranla yakacağım seni ya. Gözün kör mü yapalım? Kolunu cincikliyor. Uyan, bırak kolumu kız. Aynı saniye içinde üç kere üst üste çimdiriyorsun ya. Nasıl başarıyorsun kız? Al bakayım, al bakayım. Kör olma yasacak. Anam, sen benim dişçiyle ne yaşıyorsun ha? Ah benim kara yazım. Çaktım seni Seyfo'ya. Kendini fırlattı, Seyfettin eğilince cama geldi. Koş kızım koş. Salak çıktı, koş. Koş. Kaç, kaç, kaç. Kaç.
babaannem üstünden ulaşmaya çalışıyor. Biri elinden çekerken Mustafa Ali Seyfettin'i odasına soktu. İyi bari Nurcan yok. Ne oldu anlat. Bilmiyorum ki oğlum ya, bombardımanla uyandım. Uykumda ne dediysem, ne sayıkladıysam artık. Bana bak, gizli bir şeyin yok değil mi senin? Gıllı gışlı işler filan. Kim? Ben. Asla. Allah çarpar. Tamam, dur bekle sen, geliyorum. Seyfettin yatak başında beklerken komodindeki zarfı fark edip alıp açtı. Yenge dur, dur bir ya. Sakin ol, dur Allah aşkına ya. Ne anlattı abim sana, ne dedi? Ben gözleri büyüdü. Diyecek, uykusunda sayıkladı, ağzından kaçırdı. Benim dişçiyle bir şey yaşıyor ya bu. Hadi ya, vallahi ben bile hiç bilmiyorum ha. Ya baba ne yapıyorsun sen, hemen inandın mı ya? Kızım sen karışma, terbiyen bozulmasın. Yenge ne yaşıyormuş? Vallahi babam duyarsa abimi lökertir ha. Lökertsin, ne güzel lökertsin. Uykusunda hele yapma, karıma yakalanacağım diyordu ya bu. Baba! Kızım sen sus, başka ne dedi? Ya başka ne diyecek bu kadar ya? Kız. Tamam doğru, haklısın. Sen dur ben geliyorum şimdi. Kızım tut yengeni. Kız, güçlükle hakim olmaya çalışıyor. Ya arkadaş, senin madem uykuda ötme huyun var, niye girersin böyle işlere bilmem ki. Yandın sen, bittin, bitiksin şu an. Öl de hay. Seyfettin'in yüzü asık. O ne? Mektup. Veda mektubu. Veda mektubu mu? Çok iyi düşünmüşsün. Şu an bir mektup bırakıp gitmen senin için en hayırlısı. Mektup bana değil. Sağ Mustafa Ali. Asıl bir tek olan sensin kardeşim. Ben değil. Nasıl ya? Oluk. Gözleri dolu dolu kağıdı uzattı. Mustafa Ali kollarını sıyırıp yatağa oturdu. Biliyorum bu yaptığım çılgınca. Biliyorum sana söz vermiştim ama ne yazık ki dayanamadım. Gidiyorum Mumu. Bu seferki geçen seferkiler gibi değil. Beni lütfen arama. Çünkü nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Canının içi Nurcan. Allah'ım. Geriye doğru bayıldı. Seyfettin sarılmak için elini uzattı. Boşlukta kaldı. Kardeşim. Yatağın üstüne emekleyip kalbini dinledi. Bileğinden nabzını yokladı, kulağını ağzına yaklaştırdı. Ses geliyor. Tamam. Elme melme yok, nefes alıyor. Ya Allah'ım bunu da babam görecek. Allah'ım ya. Seyfettin mektubu cebine çıkıştırdı. Ne oluyor ya kız? Bırak, ne konuşuyorsunuz? Duyamıyorum. Pamuklarını çıkardı. Niye bayıldı bu? Demincek attığın terlik demek ki Mustafa Ali'ye isabet etmiş. Can kırıntıları saplanınca beyin kanaması mı ne geçiriyor demek. Duragan su getir. Sevda panikledi, korkarak dürttü. Veli tempolu koşu modunda, kolanı dirsekten kırmış hareketli. Eve bermuda pantolon, pembe tişörtle yanında yürüyor. Bu da tam zamanında geldin ha. Veli Demir abiyle konuşacaksın ha. Ya. Ne olur kurtar beni ya. Yürütüyor. Çok yürütüyor bu. Dudu'nun arabasına atladı. Bana ne be? Ne kurtaracağım ben seni? İn arabamdan. İn. Üfe ne yapıyorsun? Bana. Ama böyle olmaz. Hadi gel. Veli kolunu çekerek indirdi. Deli mi ne? Bak Efe'cim. Bir yola girdik beraber. İki ayda tam 10 kilo vereceksin. Abi. Dizlerinin üzerine çöktü. Oruçluyum ben ya. Oruçluyum ya. Daha iyi işte. Asıl şimdi yapmak lazım. Kendine yormadan hafif tempoyla yürüş. En ideal bu. Sahurda çok yemek yiyorsun. Yoksa Ramazan'da daha çok kilo alırsın. Tut elimden. Tut. Elini tutup kalktı. Yaktın beni be Duda abla. Bir yardım etseydin var. Hiç mi sevmediniz beni ya? He? Hiç mi sevmediniz? Hop hop. Geri geri kaçarken Veli yakaladı. Biz gidelim. Sonra görüşürüz. Soğumadan devam edelim. Hadi. Oldu. Sana da görüşürüz. Arabayla yolun ortasında. Vay be. Şimdi bana eski günlerimi verseler. Ta en başa dönsem. Tekrardan sorsalar Şakir mi, Veli mi diye.
Acaba bir an durup düşünür mü? Arkasında bir araba yaklaştı. Yani evet, tabii ki de durup düşünürüm canım. Ama sonuçta yine de Şakir derim ben. Yani tamam, Veli yakışıklı çocuk, hoş çocuk, iyi çocuk. Aa, yan aynadan baktı. Dur, patladın. Patladın yani, dur. İki mazi yaşatmıyorsunuz insana. Sanki köy yerine nereye yetişecekse. Panikleyip uzaklaştı. Şakir salıncağa uzanmış, telefonuyla oynuyor. Ya var ya, aslında hiçbir mantıklı açıklaması mümkün değil. Vallahi. Duru dururken Duru'ya aşık olduğumu kahvede arkadaşlarıma falan hayatta anlatamam ya. Kınarlar. Öterler beni. Ötesiz deliler. Vallahi olmaz. Zevklerim ve renklerim tartışılmaya başlanır. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kahveye falan gitmeyeceğiz artık. Çünkü sanki ahır derecede olmasa bile bir Dudu tatlılığı girdi bana. Seviyorsun galiba benim Dudu'yu ya. Galiba. Aşağı düştü. Ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir hareket? Nasıl bir gelmek bu ya? Ne yaptığının farkında mısın şu anda? Aklın başımdan gitti. Niye öyle geliyorsun? Aklımı aldın benim gündüz vakti. Hortlak gibi hortluyorsun ya. Ne yaptığının farkında mısın? Patlamayan aktörümü patlattın benim. Senin yüzünden telefonun ön camı kurulacaktı. Bir telefon alamam, bir dakika, kusura bakma. Hala Dudu'ya aşığım galiba diyorsun. Oğlum insan galiba dediği kıza havuzlu villa tutar mı? Ben galiba demedim ya. Şey dedim. Galiba aşkımdan öleceğim ben dedim. Tabii. Ben dünyanın en büyük aşık Şakir'im şu anda. Ayrıca sana benim havuzlu villa tutacağımı kim söyledi? Kayınbabam olacak kol saatçi başı damat Halil Efendi mi yoksa? Yok. Halil villa işi bozulur diye söylemez. Çekinir. Kim söyleyecek? Anam söyledi. Asıl sen söyle. Nedir bu havalar? Havuzlu villalar falan kiralama. He? Hava nereden çıktı ya? Ne havasıymış bu? Sanki ben sana havuzlu verir mi dedim. Havuzlu villa dedim. Ayrıca kusura bakma. Açıkça söyleyeyim ben sana baba. Ben senin bana yaptığın gibi leğeni suyla doldurup da çocuklarıma oyuncu, bak yüzüne havuz yaptım, hadi bu havuzu deyip kandıramam. Kusura bakma. Öyle bir şey yok yani. Benim çocuklarım havuza ayağını sokacaklar. Bu kadar kalmamıştır. Çekilerek geri çekildi. Oğlum, bak millete o kadar sözler veriyorsun, heveslendiriyorsun. Olmaz böyle ama ya. Olmaz. Olmaz ne olmaz. Olmaz nerede çıktı? Ya ben söz vermişim. Sözlenmişim. Adım üstünde benim. Sözümden dönmeyen adamım ben. Vallahi sana söyleyeyim he. Yok yere bana nişan aldırtırsınız. Ondan sonra sizin yüzünüzden nişanlı adam olur mu, ona göre. Baştan söyleyeyim sana. O el tutulacak. Yapacak hiçbir şey yok yani. Tamam mı? Benim hesabına mesaj yazdım. Görünce bana geri dönüş yapacak. O evi tutulacak. Dayanamayıp dayanıp döşenecek. Bitti gitti. Bu konuda tartışması da olmasın belli. Yeter vallahi, daha da şey yapamam beni. Kafa patlatamam. Kaşları çatık, egolu miniklerle salıncaktan kalkıp gitti. Halil villanın havuzu başında tekne duruyor. Kaç atarak oynamaya başladı. Kızım, annenle ablana burada dolaştığımızı söyleme, tamam mı? Tamam baba, söylemem. Ah karı kuzum benim. Sen şimdi uslu uslu arabanı sür. Gerine gerine merdivenlerden verandaya çıktı. İpek akülü arabasına binip kapısını kapattı. Havuzun etrafından geçiyor. Arada yanına bakıp suya yaklaşmamaya çalışıyor. Halil verandada zevkten dört köşe. Anam! Vay 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 vay! Ellerini cama koyup arasından içeriye baktı. İpek havuz sonunda bahçeyle arasındaki çitlere kadar gitti. Arabasını tersine döndürmek için geri geri gidip öne doğru topluyor. Ağır ağır geriye gelirken teker suya kaçtı. Ön tekerler kayarak hızla suya düştü. Halil sırıtık halde arkasını döndü. Arabadan çıkan baloncukları fark edince gözleri dehşetle açıldı. Sıçrayarak uyandı. Ay ne oluyor Halil? İpek, İpek! Nuriye korkuyla doğrulup damak çekti. Mümin'in odasına daldı. Ne yapayım vurmadan giriyorsun? Geber miyiz? Sıçrayı gözüne çaktı. Üstünde atletle bahçeye çıktı. İpek! Trabzanlardan geçip aşağıya atladı. Ah, anam! Çok şükür yarabbim! Arabanın önüne oturup sarıldı. Dudu garipseyerek eve girdi. Halil! Sen nasıl indin oraya?
Anne, babam buraya uçarak indi. Oh. Aa, sabah sabah bu ne aksiyon böyle ya? Bana bak Dudu, Şakir'e söylüyorsun, o evden vazgeçiyor. Ben istemiyorum ev falan. Ha, niye baba ya? Ne güzel havuzu mavuzu vardı villanın. Havuz falan olmasın, havuzsuz olsun. Halil, sen niye kabus gördün acaba? Anlatsana. Nuriye'm, sahurda fazla kaçırdım galiba yemeği. Sahurda fazla kaçırınca yemeği hep kabus görüyorum ben ya. Ya kuzum benim. İpeyi öpüp sarıldı. Korkuyla alt dudağını ısırarak başını salladı. Ya kız sen beni bilmiyor mu ya? İşte Bilat'ın kapısında sahurda fazla kaçırınca böyle oluyor. Afakanlar bastı işte. Dedim sağ. Sahurda çok yedirme Badi'ye. Allah Allah ya. Halil'le birbirinizi gaza getirdiniz. Bir tepsi böreği bitirdiniz. Şimdi kabahat bende mi yani? Ay. Kolunu cimcikledi. Sen benim kolumu ne kopartıyorsun ya? Oruç insana öyle yapılır mı? Tövbe bismillah. Dişçiyle benim aramda ne olabilir ya? Ne kadar da manasız teferruatlara takılıyorsun ki? Seyfo! Kadın bende psikolojik etkiye sebep olduysa demek o bilinçle saçmalamışım. Ya kadının önünde gergedan gibi ağzımı açıyorum diye kaç kere anlatacağım ya? Anlatınca anlamıyorsun. Göstereyim. Al bak. Ne böyle? Al. Al. Bak. Bacağına yastığı koyup yattı. Ağzını iyice ayırdı. Mustafa Ali telefon kulağında dışarı çıkmıştı ki şaşırdı kaldı. Ne yapıyorsunuz ya? Ha hiç. Biz öyle normal. Yapıyoruz böyle arada. Sevda'ya göz kırptı. Yok. Açmıyor. Nereye gitti bu ya? Kimi arayıp soracağım? Bu mektup ne? Ne anlama geliyor? Ne oldu da gitti? Niye gitti? Yoksa ondan gizlediğim şeyi mi öğrendi diyeceğim ama benden başka kimse bilmiyor ki. Sahurdan sonra geldi, çardakta yanıma yattı, beni uyutup gitti mi? Daha önceden kaçmayı planlayıp adım adım sabırla bugünü beklediyse demek. Hem neymiş o senin Nurcan'dan sakladığın şeyler ha? Seyfettin imalı imalı göz kırptı. Evimiz bugün satışa çıkıyor. Ne? Dün gece avukat aradı. Engelleyememiş satışı. Ama sadece bana söyledi. Başka kimse bilmiyor ki. İyi de belki de avukat açıp Nurcan'a da söyledi. Nereden biliyorsun? Düşününce sinirlendi. Olabilir. Eğer öyle bir şey yaptıysa var ya o avukatın... Şşt, ne yapacaksın adama? Adam burada bile değil. Hem ne günahını alıyorsun? Belki sen de benim gibi uykunda sayıkladın gerçeği. Ha? Bu arada benimki gerçek değil. O ayrı. Seninki gerçek. Yok. Sayıklamamışımdır. Yapmamışımdır. Sanmıyorum yani. Yapmamışımdır öyle bir amatörlük. Sen amatör. Eğer beni gerçekten seviyorsan peşimden İstanbul'a gelirsin dedi. Gitti de Docum ya. Bağda oturuyorlar. Ben Melisa'yı ikinci kez kaybetmek istemiyorum. Melisa çok özel biri. Sen bu kıza hakikaten vurgun musun Gece? Canberk başını eğdi. Evet ama bana inanmadı dedo ya. İnanmaz tabii. Annenle konuştuklarını ben de seyrettim. Sizin hiçbir kabahatiniz yok. Ya iyi de onu ne kadar sevdiğimi anlatmama izin vermedi ki. Ya o zaten laf dinlemek istemiyor ki. O sadece görmek istiyor. Hissetmek istiyor. Ne diyorsun peki? Sence gideyim mi bu aşkın peşinden? Sen kıza saydan vurgu musun? Ya öyle gibiyim sanki. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bu işin sankisi olmaz Genco. Sen önce iyice bir oturup düşün. Bu kıza vurgun musun, değil misin? Sonra ne yapacaksın kararlaştırırız. Yani aşk konusunda da tekamül sürecine gir diyorsun öyle mi?
Aşk konusunda tekamül bambaşka bir şeydir Genco. Aşkta tekamül etti mi insan, aşkın bambaşka bir yerde olduğunu anlar. Neredeymiş bu gerçek aşk? Sen bu Melisa meselesini çöz, işin içinden çık da ben sana gerçek aşkın ne olduğunu anlatırım sonra. Eyvallah dede. Dedesin. Tebessüm ederek kalktı. Hüseyin kaygılı peşinden bakarken derin bir nefes aldı. Seyfettin Sevda'nın peşinden bahçeye çıktı. Ha Meryem, Meryem. Ha. Kız açık gel. Ne geleceğim canım? Oradan söyle söyleyeceğini. Ya Nurcan'ı gördün mü diye soracaktım. Yenge muhtarlıktan anons yaptırsaydın bari. Ana Hego. Yaptırsak ya. Ama dur olmaz. Babam duyar. Seyfo sen sus ya. Seninle hesabın bitmedi daha. Vallahi ben onu bu sabaha karşı yürürken gördüm. Sahurda böyle melil melil yürüyüp duruyordu. Nasıl yürüyordu? Nerede yürüyordu? Niye yürüyordu? Ay ne demişler? Yemek yedin ya 40 adım at ya sırt üstü yat. E ben doğal olarak hep böyle sırt üstü yatıyorum ya, bir değişiklik olsun diye 40 adım atayım dedim. İşte o zaman gördüm, bir sokağa çıktım. Kapıdan arkasını döner Nurcan. Dönmez karşılaştılar. İkisi de korktu. Canlandırma. Hayırdır Nurcan? Gene nereye gidiyorsun bu saatte? Kafayı mı yedin yine ha? Hesap mı vereceğim ben sana? Uyku tutmadı, yürüyorum şekerim. E tabi uyku tutmaz. Evin satılacağını duydun, o yüzden uykun tutmuyor. Hiç de bilir. Evin satışını durdurdu Mustafa Ali. Evimiz satılmıyor. Aa, unutturma da bir ara sana kına yollayayım. Şekerim. Omzuna dokundu. Bence o kınayı sen kendine yolla canım. Bugün sizin avukattan bu mesaj geldi. Telefondan gösterdi. Oku. Ne yazıyor? Evin satışını durduramadım. Açık arttırmaya katılacak mısınız? Sizin ev elden gidiyor kızım. Ağzı açık mesaja baka Nurcan, kaldı. Meryem elini gözünün önünden dedim. Geçirdi. Ana döndü. Mustafa Ali telefona baktı. Hey tamam yeter. Fazla baktın. Ver. Elinden geri aldı. Sen bu mesajı hakikaten okuttun mu Nurcan'a? He okuttum. Bunu nasıl yaparsın ya? Bayağı. Sana okuttum gibi okuttum işte. Yazıklar olsun ya. Ya kadınla evlenmedim diye şunun yaptıklarına bak ya. Aman kardeşim asıl konudan uzaklaşıyoruz. Meryem'i unut. Derin nefes al. Nurcan'a odaklan. Tamam mı? Nefesimizi alıyoruz burundan. Tutuyoruz. Veriyoruz yavaş yavaş. Meryem. Nurcan kaçmış bir demek. Dur bırakmış. normal ne demişler bak. Üzüm üzüm baka baka kararır değil mi? Mustafa Ali'den alışkanlık yapmış Nurcan'a demek. Ne yazmış? Fotoğraflardan bak, gösteriyor. Burası evin girişi. Dışarıdan bakınca tek katlı gibi duruyor ama içine girince aşağı iniliyor. Nasıl ısıtacaklar koca evi? Para mı dayanır? Soğuk günlerde bir odada otururlar. Kızım hangi odayı isterse orada dururlar. Aman karışanları görüşenleri yok nasıl olsa. Of ya anne sanki tutabiliyoruz mu evi de konuşuyorsun ya. Baksana babam resmen havuzlu diye taş koydu. Ya benim de prensesler gibi havuzlu villada yaşama hakkım yok mu ya? Küsüp kollarını bağladı. Ay anne Halil havuzlu olmaz diye tutturdu. Ay, ipek düşer diye korkuyormuş. Yani razı edebilir miyiz bilmiyorum ama sen bir ağırlığını koysan. Önce bir evi görmem lazım. Canım havuz varsa da var. Suyunu boşaltırsınız, toprak doldurursunuz. Bağ yaparsınız. Domat, biber falan ekersiniz. Nuriye'nin yüzünden canlandırma geçti. Nuriye, çok verimli maşallah. Maşallah. Kısa zamanda büyüdüler. Torunlarımız bahçeden yiyecek inşallah. İnşallah. Dudu'nun suratı asık, karnını tutuyor. Havuz yemyeşil. Ana döndü. Ay hay aklımla bin yaşa be anne. Tabii ya. Havuz bizim. Boşaltırız kime? Çak yaptılar. Ya,
Ya siz şaka mısınız ya? Ben havuz diyorum, siz domat diyorsunuz. Bir dönüm bahçemiz var, buraya ekersiniz işte domatı mamatı. Ayrıca artık havuz çiti denen bir şey var. Alıyor onu da havuzun kenarlarına yerleştiriyor. O zaman bir şeycik olmaz İpek. Zaten ben ona da öğretirim yüzmeyi falan. Bakışıp kabullendiler. Gel bakalım Meryem. Hayırlı günler. Kalk. Hoş geldin. Geç bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam yok mu? Buradayım kız. Hı. Bastonuyla belini tuta tuta geldi. Ay hayırdır? Niye içeridesin sen nenem? Pişiyorum dışarıda be. Pek bir sıcak dayanamıyorum. Vakit de geçmiyor bir türlü. Allah günah yazmasın. E nenem sen niye oruç tutuyorsun ya bu yaşta? Allah Allah. Rapor al tutma. Hep senin yaşında insan tutar mı maşallah 85? Kız ben kendim bildim bileli tutarım. 75 sene oldu. Ne karışıyorsun sen? Ben tutunca kendimi daha iyi hissediyorum. Daha zinde oluyorum. Hem sen niye geldin Bake? Ha? Beni gezdireceksin mi? Aa nene. Olmaz vallahi bak Şakir'in sözü var. Vallahi darılır o gezdirecek seni. Vallahi siz gezin. Gezerken de Nurcan'ı ararsınız artık. He vallahi doğru söylüyor. Mektup bırakmış, kaçmış, gitmiş. İstanbul'daki evleri satılacakmış. İstanbul'a dönmeleri zor artık. Çok şükür. Kız ilk defa bir konuda seninle aynı fikirdeyiz. Sarılıp öpüştüler. Ne seviniyorsunuz ya? Amma da Nurcancı çıktınız siz de be. Kızım biz Mustafa Ali gitmeyecek, burada kalacak diye seviniyoruz. İstanbul'a dönme ihtimalleri yok çok şükür. Temelli burada kalacaklar gari. Ha, evsiz kalınca köklerini buraya salacaklar diyorsunuz öyle mi? Ya ölecekler. Vallahi ben de İstanbul'a giderler diye hayal etmiştim ama. Kız. Topuzun ipinden tutup fırlattı. Orası hiç belli olmaz. Her zaman dört ayak üstüne düşer. Siz hiç sevinmeyin bence ha. Kaçar o kaçar kaçar. Ha bence de. O zaten bir umut. İstanbul'a dönerim diye dişini sıkıyordu. E şimdi umut kalmayınca kaçar gider. Abim de bize kalır. Nuriye'ye vurdu. Müsrif, dik başlı. Deli mi yine de Mustafa Ali'nin karısı? Ailesi yıkılsın mı istiyorsunuz? Aa, biz istemiyoruz, o kendi istiyor. Kaçmış işte, kaçmış, gitmiş. Ben size dedim, ondan size gelin olmaz dedim. Beni alın dedim, siz gittiniz, onu aldınız. Topuzu gösterdi. Deli bak. Ha, vur, vur, vur. Doğruyu söyleyince vur. Hatta git, hacı babamı da çağır. O da gelsin, kıllı bir fırça çeksin, son perdahı çeksin. Bitsin. Alıştım ben zaten. Alıştım. Allah'tan hacım yok evde de duymuyor bunları. Hı. Yoksa duysa çok fena yapar Nurcan'ı. E bu kaçıncı çünkü. Kız daha önce de mi yaptı bu bunu? Ben yok. Oo diye ellerini salladılar. Bu ne yaptı biliyor musun? Sırf Mustafa dayım bununla ilgilenmiyor diye çekti gitti evden kaçtı yine. Dedeme de havaalanındayım demez mi? Ama Nurcan Hanım nereden çıktı? Nereden çıktı? Samim abimler onu otelde buldular ya. Tabii dedemin de zoruna gitti bu durum. O da ondan müştemilata yolladı onları. Ne demiyorsunuz? Neyi dürttüler? Dur ben Halil'e haber vereyim. Bağ gidecekti. Babamın haberi olmasın. Dur hemen git. Ya. Hüseyin elinde sopa domateslerin arasında geziniyor. Halil motoru kapıda bıraktı. Koştur koştur yaklaşıyor. Sabah şerifleriniz hayır olsun babacığım. Sahurdan sonra sabah namazını camide eda etti dediler. Benim de zeytinyağı fabrikasıyla süt çiftliğinde işim yok. Mübarek gün babam mutlaka bağdadır dedim. Yanılmamışım. Yanınıza uğrayıp huzur bulup manen doluyum istedim. Sağ ol aman. Pardon babacığım. Nuriye arıyor. Hüseyin'den uzaklaştı. Efendim tatlı Nuriye'm. Ay başımıza gelenleri sorma Halil. Yine bir Nurcan yenge vakası. Nurcan yengem mektup bırakıp evi terk etmiş. Anam! Nurcan yengem mektup bırakıp evi mi terk etmiş? Yine. Duydunuz mu babacığım? Nuriye panikledi. Sen neredesin Halil? Gönlümüzün efendisinin yanında. Yoksa babamla mı konuşuyorsun benim dediklerimi? Evet. Aynen ilettim babamı Nurcan yengemin evi terk ettiğini. Hatta yine diye vurguladım. Ay Allah seni bildiği gibi yapsın Halil.
Ben de sakın babamın haberi olmasın diye seni aradım ağzını ya. Ağzını kapatarak gizledin. Sen bana başta tamam. Söyledin mi bunu Nuriyem? Söylemedim. O zaman Allah seni bildiği gibi yapsın. Tatlılık ya. Kapat hadi kapat. Babacım ya. Kadınlar işte. Alayım mı ben çapayı? Elinden çekti. Hüseyin gözlerini güneşle kısmış, keyifsiz boş bakıyor. İpek Sevda'ya çiçek getirdi. Ay gel. Hiç boşuna heveslenmeyin. Babamın haberi varmış. Halil öyle dedi. Kız doğru söyle. Halil'e söyledin de o da bu bana mı söyledi yoksa? Yok canım, nereden çıkarıyorsun ana? Babamın haberi varmış zaten işte. Öyle dedi Halil. Hatice ile Mümin'i anladı. Şimdi ay ne güzel ya. Herkesler burada yine. Şekeri validemin annesi. Şekeri validemin annesinin kaynanası. Şekeri validemin yengesi. Ve Şekeri validemin dış kapının kankası Meryem ablası. Şakir. Doğru düzgün konuş, abuk sabuk konuşma. Orucumu bozduracaksın. Yok ya, ben kafiye olsun diye öylesine söyledim yani. Ya bu ara Allah'ım ananadan korusun. Öylesine böyle bulutlar üstü bir süreç değil ki. Ya böyle kafiyeli konuşurken Şakir olmaktan çok... Şair olacağım diye korkuyorum valla. Yanlış anlamayın yoksa. Ya şekerine mi kesmeye götürmeye geldin beni o yüzden? Haydi bakayım. Üstüme bir şey alam da gelen. Olmaz. Sen otur bakayım. Çekip burada oturttu. Gel. Ben gelesiye eşyalarımı eski odama yerleştirin. Ana, Nurcan ne olacak ya? Bana ne? Ne hali varsa görsün. Evden kaçmak da ne demekmiş. Eşyalarını toplayın, çıkarın odamdan. Hadi kız, hadi yürüyün. Hadi. İpek. Yürü kız. Koş. Koş bakalım. Hadi güle güle hadi. Hadi bakalım. Kız da İpek'in elini tuttu. Hatice alıngan surat asıyor. Allah'ın sopası yok demişler. İyi demişler değil mi? Kız Sevda. Hadi sen git de toparlamaya başla. İftar önce yetiştirsin kız. Ya nenem gelinine, gelinine. Ana Ramazan günü ben nasıl yetiştireyim tek başıma ya? Zaten sıcak. Cennet koşarak girdi. Selam. Hayırlı günler, hayırlı oruçlar. Ben yine geldim. Kız gel. Kız gel. Hoş geldin. Kollarını açıp sarıldı. Anam ya. Kız olmadık zamanda Hızır gibi yetiştin ya. Maşallah ya. İlk günkü heyecanımlayım böyle yani. Göğsüne bastırdı. Bahtsız halay kişinin üzerine gelirmiş. O gelinine, gelini. Gelini de kendi gelinine. Ay. Ben hiçbir şey anlamadım şimdi ya. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım ya. Aman boş ver. Güzelim. Ay güzelim ya. Gel bir tanem. Ay gel bakalım. Ay tövbeler olsun ya Rabbi. Gelin manyağı olmuşlar ha. Elinden tutup bahçeye koşturdu. Vallahi benim tek umudum sizsiniz gençlik. Ben sağlıklı düşünemiyorum. Bahadır, sen de bırak şunu da bir akıl ver ya. Bir kız olarak senin bir fikrin olmalı. Badegüller'in çardakta oturuyorlar. Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi abi bir süre ortalıkta gözükme istersen. Telefonlarına falan da çıkma. Ulaşamayınca sonunda vazgeçer. Mantıklı. Yok o olmaz. O ters etki yapar şimdi. Bu tip kızlarda böyle arayıp sormayınca daha çabuk bağlanma şeysi var. Ha. Badegül'ü dinle abi sen. Ben kızlardan pek anlamam çünkü. Acaba başka birini seviyorum falan mı desen? Yalan mı söyleyeceğim ya? Cennetten kurtulacağız derken cehennemlik edeceksin sen de bize. Epe yorgun argın geldi. Of ya. Nefret ediyorum spor yapmaktan ya. Aç acına tüm köy yürüttü bu insafsız beni. Sorarım size. 2 ayda 10 kilo nasıl verilir? Ayda 5 kilo vererek. Komik ya. Hop. Çardağı çıkarken Badegül çekti. Çöpe at. Ya ben ölüyorum diyorum ya. Sen bana çöp diyorsun ya. Aksine hareket edince ömrün uzuyor. Ben sana iyilik ediyorum, fena mı? İyilik görmesek yutturacaksın ha. Hadi. Kimse beni anlamıyor zaten. Hadi. Neyse benim meseleye dönelim. Abi bu kız niye bu kadar bağlandı ya? Ben umut da vermedim buna. Sen abi kızı eve kadar sokmuşsun. Umudu mu kaldı artık bunun?
Kızla o kadar yufka açtık. Ha, ben soktum değil mi eve? Kız kendisi girdi ya kaçak yolcu gibi. Ben de anlamadım valla. Vallahi billahi bu kaderimse de kaderime de isyan etmek istiyorum arkadaş. Kadere isyan etmek olmaz abicim. Günah. Bana günah değil mi ya? Geçer geçer. Badegül'e göz kırparak gösterdi. Nur'un suratı beş karış. Gelinin yanına meydana geldi. Aşkım, olanları duyunca inanamayacaksın. Ya annem mektup bırakıp evi terk etmiş. Yeni mi? Ya evet ama bu sefer bana da haber vermedi. Ya neden böyle yapıyor bir türlü anlamıyorum. Nereye gitti şimdi? Ya başına bir şey gelirse ben ne yaparım Veli? Bir şey mi oldu peki? Bir mevzu mu yaşandı? Ya bilmiyorum. Ben de sana soracaktım. Elinin gözü telefonda. Ya Veli ben ne anlatıyorum? Sen mesaj yazıyorsun. Kiminle mesaj yazıyorsun sen? Nurcan Hanım'a bu mesaj atınca beni mutlaka arayacak. Nasıl yani? Nurcan Hanım az sonra köy dışına çıkacağım. Yağ paralarını gönderdiler. Sizinle konuşmam lazım. Gönderip buraya gülümsedi. Aç aç aç. Hemen mi geldi paralar Veli? Evet. Siz müsaitseniz bankaya birlikte gidelim. Hayır değilim. Sen git paraları al çocuğum. Siz neredesiniz? İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Söyle Duru'ya merak etmesin. Ne yapacağımı karar verince onu da arayacağım. Ya anne sen neredesin? Telefonu çevirdi. Ya benimle konuşmadı bile ya. Ona biraz zaman verelim. Kendini iyi hissedince seni mutlaka arayacak. Ya işle benden daha çok ilgilendi resmen. Kim bilir o paralar ne zaman gelecek? Hemen. Adam var mal yüklenir yüklemez havale yapmışlar. Bir de bankadan para çekeceğim hepsi bu. Sonra her şey düzelecek sana söz veriyorum. Hadi git muhtar babama haber vermem lazım. Birlikte kalktılar. Hah geldi. Hah. Azıcık kalkın ya. Geldim Efe gel. Al bunları da. Köp poşetini getirdi. Ya benimle dalga mı geçiyorsun ya? Seni bir verseydin ya. İki saniye yere değil Efe'cim. Onlar şimdi veriyor. Şu yukarıda sokağın başına muhtar camlar için cam atık kumbarası bıraktı. Bunları oraya atacağım. Bunlarda cam atıklar var tamam? Bana işkence olsun diye mi yapıyorsunuz ya? Cam kumbarasını atarken kendimi de içine attım. Umarca keseleyim yani. Sen ister misin böyle bir şey? Halim göz yumdu. Sen? Samim de göz yumdu. Ya sen? Demagoji yapma Efe'cim. Sıfır atık diye bir şey var. Duymadın mı sen hiç? Sıfır atıksa atık olmaz ki. Neye atacağız? Al şunu da. Biz de onunla uğraşıyoruz işte. Muhtar Elif'le eve giderken de plastik kumbarası bıraktı. Oraya atacağım. Bundan sonra böyle. Sıfır atık. Çöpler ayrı ayrı yerlere. Çevreci ol biraz Efe'cim. Bilinçlen. O bilinçli ya. Tüketimi sadece yeme içme üzerine olduğu için ve yediği hiçbir şey de ziyan etmediği için sıfır atık. Değil mi abicim? Abi oruçluyum ya. Kafam çok şey. Ne olur ya. Neyse bak şimdi karıştırma. Önce mavi olanı atacaksın. Ondan sonra yeşili atacaksın. Elif'lerin oradaki yeşil olan. Tamam mı koçum? Hadi tombalağım benim. Çevreci tombalağım. Hadi. Karıştırma bak ha. Ya iki tane var. Neyini karıştırsın? Hadi gençler. Bu kızdan benim kurtulmam lazım. Bir akıl verin abinize. Bunu da sıfır atık haline getirmemiz şart. Vallahi o kimyasal atık gibi bir şey. Zor yani. Hani iyi atılması lazım. Yoksa çevre felaketi olur. Ağlarsın. Sabim'in telefonu. Ne ya? O kim ya? Annem. Cennet'in çerçevesilerken çektiği fotoğraflardan bir bir geçiyor. Şaşkınlıkla her birine dikkatle bakıyorlar. Oğlum hasta ne oldu? Bak kim var burada bak. İş yapıyor. Sen de işini bitirince hadi gel. Hadi. Halimler gülüştü. İnanmıyorum ya. Samim abi. Sen bu kızla evlendin haberi yok herhalde. Abi bence kabullen ya. Olmuş bu. Olmuş da ölmüşe çare yok. Hayatı zorlama. Pis çift. Fikrinleri gibi bir bakış attı. Halim başını Badegül'e yasladı. Veli muhtarlıkta minyatür dünyayı çevirerek oyalanıyor. Ödemeyi sana yapsınlar diye bankaya talimat geçiyorum. Parayı istediği zaman hesaptan çekebilirsin. Güzel. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. El sallayarak uğurladı. Boncuk. Bro. Abi. Çınarın altında buluştular. Sizi gördüm çok iyi oldu ya. Benim de biraz konuşmaya ihtiyacım vardı. Konuşalım mı biraz? Şimdi olmaz bro. Ama bir saatte olur. Biz geliriz.
Hayda. Recep bizi omzuna atıp Canberk'in yanına geldi. Boncuk bile bana böyle yapıyorsa. Canberk, hayırdır? Dertli misin? İstersen konuşalım seninle. İyi dinleyicindir. Tamam ya. Sen belki bir ışık yakarsın bende. Şu misafirhanenin orada biraz konuşalım mı? Tamam, olur. Ama önce bir servise atayım, geleyim konuşuruz, olur mu? Bir saati kalmaz gelirim ben. Hadi eyvallah. Ya dur ya dur. Bununla yapıştı. Ne bir saatmiş ya, herkes bir saat bir saat. Ver ben atarım servis, tamam. Sen mi atacaksın? He, ben atacağım. Dolmuş şoförü olacağım ya. Belki sen şoförsün dediler, kız vermediler filan derim. Ben atacağım, ver. İyi madem. Al bakalım. Anahtarlar üstünde. Hadi kolay gelsin. Havluyu Canberk'in omzuna koydu. Eyvallah. Hadi. Canberk şaşkın, heyecanlı kollarını aça aça dolmuşa gitti. Babası gibi yardımsever bu çocukta. Hey maşallah. Recep eli cepte kahveye doğru yöneldi. Sevda müştemilatın önünde kendi kendini yiyor. Kedi yanında sedire yayılmış. Bu dişçi kadın niye sütçü olmuş? Acaba hiç düşündün mü? Okumuş kadın. Ne anlar ineklerden? Ne bileyim canım. Yani şimdi moda böyleymiş yani işte ineklerle uğraşmak falan. Bunun diyorum acaba başka bir nedeni olabilir mi? Ya sen niye bu kadar merak ettin Sevda ya? Cennet çamaşır asıyor. Ya nasıl diyeyim bilmiyorum ama. De. Seyfam gece rüyasında bu kadını sayıklayıp durdu. İçim hiç rahat değil ya. Deme. Meryem huzursuzlandı. Bak. Demeyeyim diyorum da. Şimdi biz dün gittik ya. Evin içinde Seyfo da vardı. Abo! Kalk. Bir sakin ol. Öyle hemen böyle günahına girmeyelim kadının. Önce bir düşünelim. Bir ağzını arayalım. Sonra sen tırnaklarsın, ne yapacaksın? Ay çok darlandım ya. Bir darlık geldi içime ya. Mustafa ile arabayla ağaç dallarıyla kemerlenmiş yoldan geçiyor. Of. Ya of deme. Kardeşim ben seni rahatlatacağım. Sen sür bakayım. Hadi ya. Bakayım şimdi ya. Aha. Bizim sütçü. Aman dişçi arıyor. Efendim Ali Hanımcığım. Seyfettin Bey, ben bu ineklerle baş edemiyorum. Acaba beni mi yadırgıyorlar? Başlarda yabancılama, yargılama, yadırgama bunlar hep beklediğimiz şeyler. Tam manasıyla sevginiz geçmiyorsa demek. Gelemez misiniz peki gün içinde? Tabii ki evet. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Ben işleri şey diyeyim sonra gelip şey ederim. Oldu tamam. Aman ya. Ne oldu? Ya dişçi hale yine çağırıyor ya. Seni rahatlatalım derken biz gerildik, iyi mi? Üf. Ha! Dur. Sadık yol kenarından yürüyor. El ederek yaklaşırken Seyfettin indi. Selamünaleyküm Sadık. Aleykümselam Seyfettin. Şişt, Sadık sen git süt dişine. Mustafa Ali yanına Yok, geçti. Diş sütüne. Aman! Düş sütçüsüne. Ya dişçiye Gökova'ya anla işte. Ya bağırma ya millet duyacak yerin kulağı var. Hey lan Hale Hanım işte. Vallahi bizim işimiz var. Sen gidip baksan çok iyi olur Sadık. İyi de Seyfettin benim de işim var. İki günlüğüne şehir dışına çıkacağım bak minibüs bekliyorum. Sen şehir dışına. Uy. Senin şehir dışına çıkman insanoğlunun uzaya çıkması gibi bir şey. Çok nadir görülen bir durum yani. Hiç bakma öyle soracağım tabii. Nereye? Ya şey Efe'ye söyleme de anasıyla buluşacağım bir şeyler konuşmam lazım. Geceye de dönemem sabah ancak burada olurum. He. Nikahlı karın sonuçta kaç yıldır da görmüyorsun. Gece orada olman normal. Merak etme Sadık biz kimseye bir şey demeyiz. Selam söyle bizden de. Ya Sadık'ın karısıyla muhabbetinden bize ne Allah aşkına? Ne bağırıyorsun acaba? Bunun karısı 5 senedir kaçık. Sen bir gün kaçırınca bu haldesin. Halden anla. Bu ne yapsın? Tepeye çıkıldı. Recep'in minibüsü yaklaştı. Şaşkın bakıyorlar. Muğla'ya orası kalmasın Muğla!
Oğlum sen iyi misin? Delirdim baba. Delirdim. Ama delirince çok iyi geldi. Harikayım şu an. Sen şoförsün dediler. Kız vermediler be. Sadık minibüsün önünden dolanıp bindi. Cam kenarına oturdu. Seyfettinlere gülümsüyor. Seyfettin eliyle hadi yaparak uğurladı. Yürü takılalım şunun peşine. İyi değil bu. Bir sürü insanı da almış başlarını yakacak. Anlamıyorum değil mi Mumu? Ha? Şaka yaptı çocuk ya. Allah Allah. Recep'e bir şey oldu da servise çıkamadıysa demek. Yardım falan ediyor çocuk. Bırak gitsin ya. Recep kadar kullanır. Ayrıca baba ben kullanacağım. Atla sen. Senin karın kayıp. Senin rahatlaman lazım. Gerginsin, saatte düşünemiyorsun şu an. Önce seni rahatlatalım, sonra benim gerginliğimi alalım. Haliye varalım, ineklere bakalım. Anladın mı? Yeri, yeri! Yer değiştirdiler. Mustafa Ali çaresiz geçti. Nurcan iskelede ayakkabılarını soluna, çantasını sağına koymuş, ayaklarını suya sallandırarak üzgün üzgün oturuyor. Evim gitti. Nasıl gider? Daha evime giremeyeceğim. Nasıl oldu? Kot pantolonu kırmızı beyaz çizgilerde kolsuz gömleğiyle. Küpeleri lacivert tüylü. Burası mı gerginliği alacak ya? Oğlum ne çabuk unuttun ya. Çocukken en çok eğlendiğimiz yer buraydı ya. Allah Allah. Vallahi alacağım stresini. Vallahi göle girmem söyleyeyim. Geçen sefer girdim kuruyana kadar akşam oldu. Tamam atmayacağım. Ayakları sokarız sade. Gözünü silerken fark etti. Bir tuttular mı? Hayır, hayır. Mamamalılar. Suyun içine atlayıp ayakkabısıyla çantasını aşağıya çekti. Araba bahçedeki küçük evin yanından dönüp iskelenin başına yanaştı. Kırmızı bot kıyıda bekliyor. Kayma! Nurcan eşyaları kucağında, saçları ıslak, iskelenin altına pısmış duruyor. Arabanın önünde paçalarını sıyırıyorlar. Nurcan iskele ayağının arkasına geçti. Seyfettin'in çorapları ayağında iskeleye çıktılar. Gel bu yanına, her zamanki gibi gel. Bismillah. Ayaklarını aşağıya sallandırarak oturdular. Nurcan Seyfettin'inkilere tiksinerek Mustafa Ali'ninkilere de tebessümle baktı. Sağına soluna bakıp kaçacak yer arıyor. Mustafa Ali gözlerini yummuş. Nurcan'a neden canımın içi diyorum biliyor musun? Battığım ortaya çıkarsa beni bırakır gider diye korktuğum Nurcan burada bitik Mustafa Ali'nin yanında kaldı. Bu fedakarlığı anca gerçekten içten seven biri yapardı. İşte Nurcan, canımın içi bunu yaptı. Seyfettin dizine vurdu. Nurcan dinlerken mayışıp sırıttı. Şakir ahşap yanlamasını uzun bir çiftlik evine getirmiş. Şimdi söyle bakalım emlakçı arkadaşım. Bu evin mal sahibi bu havuzu villaya kaç para istiyor? De hele. 3.000 lira kira. 2 kira da depozit. 3.000 olmaz. 3.000 çok dedin. 3.000 olur mu ya? Şimdi senin dediğine göre yılda 3-5-15 yılda 42.000 lira falan para ediyor. Olmaz. Ben her ay kira ödemekle uğraşamam. Vallahi ondan sonra bir ay kirayı ödemeyi unuturum. Evden de ev sahibine de sorurum. Kimse kusura bakmasın. Peki siz ne diyorsunuz? Vallahi normalde bir şey kiralamak bana ters biliyor musun? Ama aşkısı bu evi çok beğendi. Yani o yüzden tutak diyorum yani. Yoksa benim yapıma aykırı. Tarzım değil. Yılı 30.000 hayırlı olsun. Hadi ver. Ver elini ver. Hadi hayırlı olsun. Elini yakaladı. Ya 5'li depozit olsun tamam. Hadi vereceğim 5.000'de. Getir kare. Kira kontrolü imzalayalım. Hadi getir hadi. Bir salisi. Bir tirteşin bildirimi aldım şu an. Yamularak cebinden telefonunu çıkardı. Hı? Hesabınıza 1.890.000 TL para girişimi nasıl geldi? Ya bakın kız. Niye bir şey burnunu sokuyorsun orada? Bir salisi benim hemen. İyi yaşın hemen. Cenesini düşürerek heyecanla uzaklaştı. Aliye baba.
Şu anda bindiğin haber neler oluyor acaba? Hemen öğrenebilir miyim? Bu kadar para çok benim hesabıma nasıl geliyor şu an? Acilen söylemen lazım. Çabuk hemen şu an derhal. Benim sayesinde oğlum. Sen yat öyle Ağustos böceği gibi. Veli de karınca gibi çalışsın. Veli bütün yağları sattı. Oradan geldi o para. Nasıl ya? Olur mu öyle? Öyle şey oluyor mu? Ya benim hesabıma göre şu anda bizde 70 ton yağ vardı. Tabii 70 ton yağ olduğu için litresini 17,5 liradan sattığımızda 1.225.000 lira para ediyordu. Ben öyle hesaplamıştım. O nasıl 1.890.000 TL'ye satıyor şu anda? Ben anlamadım. İhracat yapmış. He? O senin gibi sadece kendini kalkındırmıyor ki. Memleketi de kalkındırıyor. Dövül girdisi sağlıyor memlekete. Ha. Biz yine 17.500'den 1.225.000 liramızı alacağız. Ama üstü Veli'nin. Çüş! Arkadakilere baktı. O zaman 660 bin lira küsür para yapıyor ya. Masraflara çıktığın zaman ancak bin bu kadar kazanmış oluyorum bu işte. Sen malların bir an evvel satıldığına dua et. Ya para gelsin de nereden ne şekilde gelirse gelsin mantığı nedir? Baba kapat, Allah aşkına kapat telefonu ya. Demek o karınca benim de Ağustos çırçırıyım he. Ben ona bir ötüreyim de. Oğlum ne oldu? Bir sorun mu var? Vallahi şu anda tek sorun Şeker validemin güneş altında erimesi. Şakir Bey, yıllık kira ödeme teklifinizi mal sahibine ileteyim. İsterseniz öyle devam edelim. Kiralama mı? Ne kiralaması ya? Ben vazgeçtim kiralamaktan. Aa, neden vazgeçtin ya? Ne oldu ki Şakir? Pahalı mı geldi yoksa ev? Vah dedin gülüm. Kulağını yaklaştırdı. Anlayamadım tam olarak. Pahalı mı dedin? Hmm. Ya kiralamaktan vazgeçtim. Satın alıyorum burayı. Ana ne? Sen de bu evi satın alacak kadar para var mı deli oğlan? Duya Mümine'yi gösterdi. Kız topuzu yedi yedi kafa gitti bunda. Yok yok vallahi tam tersini eve. Seninle vurduğun topuz darbeleri beni de ters etki yarattı şu anda. Evet emlakçı beyiz. Söyle bakalım değeri. Kaç para bu ev? Satılık fiyatımız 2 milyon liradır. Ne? Hoppa! 2 milyon diyor ya milli piyango ikramiyesi gibi. Çok pahalı bu Şakir. Lan nasıl hareketler kız? Ne biçim şaşırma bu? Biraz asil şaşırma. El alemin adamın yanında beni burada bağırtırma, cimdik geçirtirme. Ben senin kocan olacağım, evleneceğim. Dizim dizim konuşturma. Mesajı emlakçıya gösterdi. Ne? Ne oldu? Tutkun tutuldu. Konuşamıyorum. Küçük elini falan mı yırttın? Panike kapıldım be, bir şey oldu. Bu kadar çok parayı hayatını bir yerde görmemişsin herhalde. Niye? Moğolada bir tek beni var çünkü Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki. 1.890.000 TL. Kolay değil yani. Kemiksiz. Lüh. Hesaptan hesaba al. Yeter anahtarları git. Ver hadi ver. Tek dışa bas gitsin. Hadi getir anahtarları git. Yani güzel teklif ama buna ben karar veremem. Mal sahibine bir sorayım. Ya hadi sonra da gelesin hadi. Duda ellerini sıkıp sırtarak Şakir'e yaslandı. Allah ter bastı. Ama ev şahane esiyor. Esiyor. Kız! Kalk hadi sabah. Havuza gir kalk. Kalk hadi esiyor başını kalk. Mimini'yi çekiştiriyor. Kalk. Kalk. Hadi gir hadi. İyice kaçırdı bu geçleri. İskeleye güneş vurmakta. İstanbul'daki evimiz Nurcan için tutunacak bir dal gibiydi. O dal da kesilince İstanbul'la bağının hepten koptuğunu düşündüm. Ama şunu bilse, evimiz satılsa, borçlar kapansa, ben yeniden çalışmaya başlayabilsem, o zaman ya birkaç sene sonra o evin aynısını gene alırım ona. Hatta daha iyisini alırım. Biliyorum oğlum, biliyorum da ne etsin yengem, o da üzüldü tabii. Evet, onu anlıyorum, üzülüyor ama en iyisi bu. Lan ne temiz yürekli adamsın ha. İyi ki kardeşimsin. Can öpücük attı. Telefonu versene. Niye ne yapacaksın? Ya Seda'yı arayacağım. Sen karın hakkında öyle konuşunca karımı özledim. Benimkinin pili bitti de Hale'cim arayınca. Versene mum hadi. Ha. Nurcan dumur oldu yuh diye söyleniyor. Bana bak. Hı. Bu Hale Hanım da sana iyice sardı ha. Nasıl çıkacağım bu işin içinden hiç bilmiyorum. Sus! Yerin kulağı var. Garip garip konuşma. Su altında balıklar duyacak. Neyse dur. Kendi telefonunu çıkardı. Yanlış şaşırmışım.
Benimkinin de şarjı var. İyi. Ne yapıyorsun ya? Suyu indirdi. Mustafa ile suyun içinde toparlanamadan şokla sendeledi. Ne oldu bu mu? Deniz anası mı yapıştı? Yok. Gökte ararken gölde buldum canımın içini. Aşkım. Seyfettin ayaklarını topladı. Yenge, senin ne işin var burada kız? Sen sus bakayım. Aşkım. Nişanlını kenara bırakıp Mustafa Ali'ye koştu, sarıldı. Seyfettin ellerini çenesine koymuş, hayranlıkla izliyor. Dudu içeride, Şakir dışarıda. Perdeyi açıp kapatarak oynuyorlar. Şakir cama hohladı, aynı parmak hareketlerinde kalp çizdiler. Aşkısam, koy eline. Çevir. Çevir, çevir. Bir daha. Şakir elini kaldırmadan bileğini tam tur çevirmesini şaşkınlıkla izledi. Ne yapıyorsun? Hayır, sen ne yapıyorsun şu anda? Bu nasıl bir hareket? Ya aşkısım, ne yapıyorum? Çok basit bir hareket bu. Ben her zaman yapıyorum bunu. Tövbeler olsun ya Rabbim. Daha ben nelere göreceğim acaba? Kızım, sen kemiklerini mi aldırıyorsun gizli gizli? Ne yaptın? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Evlat, gel bakalım sen şöyle. Hadi git git. Ay anne, anne gelin gelin, bak şurada çok güzel şeyler var, göstereceğim. Gel kız İpek, koş. Koş koş koş. Verandanın sürgülü kapısından şimdi girdiler. Dudu'yla başta aranda hiçbir şey yoktu, ben biliyorum. Ben yokken olmuş ne olduysa. Şimdi anlat bakalım nasıl oldu bu iş. Ha? Ama sen çok hızlı konuşuyorsun, ben araları kaçırıveriyorum. Böyle teker teker, tane tane, 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlat anlayayım. Hadi tamam. Kış. Kış şey böcek misin? Sen tatil misin? Sen baliz misin? Hani bir şok abisi. Hadi kore kore kore. Topuzu indirdi. Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun lan densiz? Ya sen 5 yaşındaki çocuğu anlatır gibi anlat demedin mi bana? İstemez. Nenen anlatır gibi anlat. El açıp yüzüne sürdü. Ne yapıyorsun sen? Benim rahmetli oldu ya benim. Hmm. Ona dua okudum. Rahmeti seni bindi. Yaşın benzemesin. Seninle aynı yaştaydı bizi bırakıp gittiğinde. Tabii. Aha böyle senin gibi oturuyordu karşımda. Sonra birden tık dedi. Tık etti böyle. Bir şey oldu. Ne olduğunu ben de anlamadım. Sonra böyle bir titreme geldi, böyle bir ürperti. Derken soğuk soğuk terlemeye başladı. Sonra deyip nefesini verirken la ilahe illallah deyip Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'a gitti dedim ya. Gebermeyesince. Ne yapıyorsun? Ya hemen ne meraklısın sen topuz vurmaya nene. Amma kıymetli topuzum varmış şu anda ya. Bir nenemi bile yat ettirmiyorsun şu anda bana. Vallahi çalarım senin topuzunu. Bizim çomarın kemiği sakladığı gibi saklarım. Ondan sonra hayatın kayar ha. Hem de kalan hayatın en kıymetli kısmı. Bitersin vallahi baksana diyeyim ya. Sıkıca sarıldı. Aslında sen bak. Bak ya. Ya senin... Ya sen beni hiç tanıyamamışsın ha. Vallahi ya benim bu zamana kadar kimin neyini çaldığım görünmüş ki senin müzelik şeyini çalacağım. Tarifi eser kaçakçısı mıyım ben sanki? Bu bende kendim bildim bileli duruyor. Tabii canım, onu biliyorum zaten. Sen kendin tarifi eser gibisin. Şakir öne doğru kayıp dizlerin üstüne düştü. Tamam ya, bir şey demedik nene. Tarihi eser dedim sana. Afrodit gibisin sen şu anda. Benim için çok kıymetlisin. Afrodit sensin gebermeyesince. Gözleri kaydı, sağına doğru devrilip düştü. Ya! Ya nene ne yapıyorsun sen ya? Sen benim sözümü öldürmeye mi çalışıyorsun nene ya? O şu anda bana 2 milyonluk ev oluyor farkındaysan. Aşk olsun nene ya. Ya sen benim sözümü öldürsen bana 2 milyonluk evi kim alacak bir daha ya? Başlamayayım senin 2 milyonluk evinden. Tövbe Şakir. Geç kız otur şuraya geç. Aşkısım. Tövbe tövbe. Şakir. Başına çöküp dürttü. Önecek ettiler beni elleri. Hani ne oldu? Mustafa ile büyük adam dediniz. Ha? Müsteşara mektupta ne yazdıysa gari. Olacak işi resmen balta aldı ya. Ne diyorum ben size? Olacak işi resmen bozdu. Kendi kalesine gol atan acemi futbolcu daha gibi. Habire gol atıyor bize. Habire gol atıyor bize. Siz kaç gündür hala bunu mu konuşuyorsunuz?
Ya adam iyi niyetiyle girdi bu işe. Siz de gördünüz. O kadar sunum hazırladı, uğraştı, didindi. Ayıp, ayıp, ayıp. Ya iyi de müsteşarıya haber vermeyeydi. Belki bu iş olacaktı muhtar. Hesap kitap bilseydi batmazdı zaten. Kimdir bu Mustafa dediğiniz? Necidir? Yardım ettikleri yaşlı çift. Niyeti milyoner olup da batıp köyüne gelmiş biri. Çok iyidir ama Mustafa Ali abim. Köyün hayrına bir işe girişti. Olmayınca bunların dilinde maskara oldu. Bu oğlan oğlan. İflas edivermiş meğer bak. Zekatı diyorum. Buna mı versek bu sene? Çok iyi olur bey. Güzel düşünmüşsün. Recep tebessüm edip iç rahatlığıyla gökyüzüne baktı. Şakir, Şakir, Şakir. Sedire oturtmuşlar. Kendine geliyor. Aşk kızım uyan. Yüğüne topuzu koluna geçirdi. İpek uzanmış yattığı yerde izliyor. Aşk kızım. Hayır yani Ramazan'da da ayılması zor oluyor he. Su içilmiyor, lavajın koklanmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Gidişte orucu ben değil, bu topuza tutturacağım anlaşılan he. Nenem vuracak, ben bayılacağım. İftarda ayılacağım, ondan sonra sahura kadar yemek yiyeceğim. Sonra sahurda hop bir topuz daha, ben şok, ben iftar ondan sonra. Şakir Bey. Evet. Mal sahibi tapuya geçiyor. 1.890.000'e tamamdır. Hemen tapuya geçebilirsiniz. Lan Şakir, sen damatların hasırmışsın le. Allah her daim senin yüzünü güldürsün inşallah. Topuzu vurup durdu. Ya nene, şimdi damatların hası oldu değil mi? O zaman bir daha aşk kızıma vurma. Bana vur, ona vuracağım, bana vur. Hayır, ona da vurma. Bana vur. Oğlum sen ne eli açık bir adamsın ya. Allah işlerini rast getirsin. Ayağına taş değmesin inşallah. Tamam ya şimdi. Hilal'in adamın yanında beni övmeyin şimdi durduk ki. Ama aile içinde övün he. Her zaman övün. Baş başa kaldığımızda mütemadiyen övün beni. Hep övün yani. Başını tutarak doğruldu. Hadi kalkın gidelim de şu evi üstümüze alak bak. Hadi, hadi kalk hadi. Nurcanlar iskelede oturuyor. Merak etme canımın içi. Bir gün evimizi mutlaka geri alacağım. Hayattaki tek gayem bu olacak bundan sonra. Yeter ki sen bana güven. Tıpkı eski günlerdeki gibi her şeyi sereceğim önüne. Aşkım benim ya. Boynuna sarıldı. Helal olsun ha. Neredeyse 30 sene olacak hala sırılsıklama aşıklar. Sırılsıklama aşıklar. E hadi yere in. Gel. Nurcan çantasını topladı. Yalnız siz kasaya binin. Koltuklar ıslanmasın. Sonra ımzık ımzık kokuyor. Hava da güzelim. Yolda görürsünüz. Yok artık daha neler. Kasada mı gideceğiz? Hep trafik kurallarına aykırı bu. Imzık ımzık kokacak diyorum. Ben de koksun diyorum. Aa ne var canım benden daha mı kıymetli? İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş yanımın içi. Gel biz de kasada seyran edelim. Hadi. Heh, hadi bu yanlı. Ay çok ıslandık. Üşümeyiz değil mi? Yok ya bir şey olmaz. Ya o değil de. Öğün Mustafa'nın İstanbul'da bütün malları icadan satılıyormuş. Ev, mev, ne varsa hepsi gidiyormuş ya. Desene İstanbul'a hiçbir bağları kalmayacak. Siz kimden duydunuz bunu? Kahya Sadıç öyle değil. Dün gece Mustafa Ali'nin avukatı onu aramış. Sabah açıp niye söylüyor ki avukat? Ne bileyim muhtar? Sepetin arabayla geçerken Hasan'la karısını fark etti. Mumu bak! Moğolu'daki gariban ihtiyarla. Gel. Elinden tutup kasadan indirdi. Yengem gel. Gel canımın içi. Gel. Hop. Hop. Yapma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola? Bu ne hal böyle ya? Bir yerde yangın falan mı çıktı? İtfaiye mi ıslattı sizi? Kendi işlerindeki yangından dolayı çarpmışlardı itfaiyeyi. Çok komik. Şimdi yakalayacağım kahveni. Gerçekten aramak zorunda kalacaksın itfaiyeyi. Ya kanma sen bunlara Mustafa Ali. Oruç dillerine vurmuş. Ne dedikleri belli değil. Hayrol. Hoş gelmişsiniz ya. Hoş geldiniz. Öpeyim anne. Elinden öpüp sarıldılar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kafa sallayarak Hasan selam hocam, verdi. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ olun. Hoş geldin. Sefalar getirdin ya. O ne lan? Canberk minibüsü meydana indirdi. Canberk'e bak.
Oğlum şimdi de minibüs şoförü mü oldu? Ay ben bunu da mı görecektim? Kahvedekiler şaşkınlıkla bakıyor. Tamamen benim tercihlerim Valide Hanım. Şoförsün dediler, kız vermediler be. Ay laflara bak Mumu, bir şey yapsana. İçeriden megafonun kablosunu çekti. Evet abi, hadi kalmasın Muğla yolcusu. Ev yapacaksan Tuğla'dan, kız alacaksan Muğla'dan. İftarda yersin Yağlı'dan, minibüsle döneceksin Muğla'dan. Hadi eyvallah. Yalnız yeğenim zehir. Vallahi çabuk kapıyı ha. Hasan Mustafa Ali'nin koluna girdi. Böyle geçivir evimde, seninle konuşacaklarım var. Ha oldu. Geç oldu. Annem gel. Gel teyzem. Gel. Gel Hasan amcam, geç. Geç. Tamam usta. Minibüse baka baka kahve kapısına doğru ilerlediler. Geç bakalım Hasan amcam, oturun öyle. Buyurun, buyurun. Ocak başındaki masaya geçtiler. Kıymet teyzem, bak benim hanım Nurcan. Allah muhabbetiniz artsın. Evladım biz de sizinle Hasan amcayı sizi görmeye geldik. Bize mi? Bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin bak. Ha? Yabancı yok. Biz bizeyiz burada. Evet, sakın çekinmeyin. Biz de sizin bir evladınız sayılırız artık. Sağ ol evladım. Benim yok ama senin var. Duyduk, bakmışsın. Evin satılıyormuş bugün. Üzüldük valla. Evet, oldu öyle. Ne yapalım, nasip. Demek ki yaşamamız gerekiyormuş. Biz her sene zekat veririz, Allah kabul ederse. Aslında senin bildiğin gibi biz düşkün değiliz. Vermiş olduğun kumanyaları, Seyfettin'in verdiği zarfı, ihtiyaç saatlerini ulaştırıverdik galiba. Size bunları haber etmeye geldik. Meğer sen zor durumdaymışsın evladım. Bu seneki zekatımızı size verelim dedik. Aa! Ne münasebet canım? Biz sadaka alacak kadar düşmedik değil mi? Sadaka değil evladım. Zekat. Sizin gibi düşenleri kaldırmak için yardım bu. Allah razı olsun. Bak Mustafa Ali. Görüyorsun değil mi? Karınca misali. Maksat safımız belli olsun diyorlar. Bizim ihtiyacımız yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben artık abimin yanında çalışmaya başladım. Bir maaşım var yani. Hatta şu anda bir ihracat işim var. O sonuçlanırsa oradan yüklü bir para gelecek. Siz o iş olsun diye dua edin, yeter bize. Amin. İş yeriniz askerler inşallah evladım. Madem ihtiyacımız yok diyorsunuz, siz bilin. Şimdi acelem var. Bugün köyde kalın, akşam iftarı beraber yapalım ha? Yok evladım, kalmayalım. Madem ki zekatımızı kabul etmediniz, biz de ilk niyet ettiğiniz yere verin. Allah kabul etsin. Malınız bereketlensin inşallah. İlk neresi geldiyse oraya verin. Allah kabul etsin. Hadi gidelim. Hadi hep birlikte kalkıp çıktılar. Geç, geç Kıymet teyze. Hasan amcam gel. Hadi selametle. Hadi bakalım selametle. Gene gelin tamam mı? Hadi kalmasın bu olay yolcusu, kalkıyor. Canberk kapıya yumrukla vurdu, jandarma yaklaştı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu amca ve teyze niye gelmiş buraya? Bu seneki zekatları köye mi başladılar? Yani tam olarak öyle olmasa da küçük bir niyetleri vardı tabi. Buraya kadar da zahmet etmiş garibanlar ya. Hı, gariban mı? Onlar mı gariban? Senden benden zengindir bunlar. Var yemez derler bunlara. Her sene 500 bin lira civarında zekat verir bunlar. Seyfettin jandarmanın Mustafa Ali seferin üzerine bayıldı. Nurcan şaşı gözlerle sarsıldı. Mustafa Ali tutuyor. 500 bin mi? Hay ben de 200-300 TL bir şey zannettim zekat deyince. Şaka mı bu? Dur! Ay. Yılda 500 000 zekat veriyorlarsa, şey diyorlarsa bunlar... Her sene en az kaç milyon civarı canlı şey diyorlardır demek. Dur! Kafasının üzerinde yazıldı. 500 milyon çarpı 100 belli 40. Yok! %2,5 öyle şey etmez. Hiç dolandırma kafanda. 20 milyon. Ne? En az 20 milyonları var. Oho. Çok para. Bunlar da mal da çok, mülk de. Büyük paraları var. Fabrikalar, tırlar, greyderler, kepçeler.
Var yemez bunlar ya. Merhaba Muhtar. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Merhaba. Artık iftarda bir bardak soğuk suyla orucunu açarsın Mumu, yürü. Tekrar hoş geldin komutan. Şişt, sakın kasaya binmeyin, anında cezayı yapıştırır. Zaten kurumuş gibisiniz. Öyle bilin, içeri bilin. Yolun karşısına geçtiler. Nereye bilirsiniz bilin. Hele yenge sen hiç konuşma. Sen kasaya bin. Ya bu evin o kadar kadını varken sana mı kaldı Nedem'in odasını yerleştiriyor? Ben Halim'den memnunum. Ne demek ya ben Halim'den memnunum şimdi? Cennetciğim, Anın şapkasını taksana. Şapkalar kalkmadı mı ya? O yazarken kalktı. Halim başka, halim başka. Ama neyse ya, Sevda annem istedi yapmamı. Yapmasa mıydım? Sabin dikildi. Bize geldiğinden abimin haberi olsaydı bu kadar iş çıkmazdı. Ha? Değil mi abi? Ama yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Halim'e gözlerini belerterek baktı. Ha şey, sen çok yoruldun artık. Dudular gelince hallederler. Hadi biz kalk gidelim. Sabim de geç olmadan seni eve bıraksın. Sevda annem izin vermezse gitmem. Ay bak ya gene annem diyor ya. Hem çalışkan, hem güzel, hem de tatlı dilli. İki valiz vardı, ben onları da alıp geliyorum. Hadi bak ya. Anne, Allah aşkına sen ne buldun da sevdin bu kızı? Ya ne bileyim işte, sen seviyorsun diye ya. Ama sonuçta gelin, ne olacak? Hepsi aynı yani. Badegül'ü işaret ediyorlar. Ay ama Badegül'üm başka ya. O yıllardır böyle kalbimde yıllandı, yıllandı ya. Eyvallah annem. Yanaklarını sıktı. Gel. Cennet valizleri çıkardı. Gel bakalım. Geç. Koy ver. Cennet ben yardım edeyim mi sana? Yok yok sen karışma. Hallederim ben. Hadi bakayım, siz de üstünüzü değiştiriverin. Evet ya, annemle birlikte vıcık vıcık olduk, iyi mi? Hadi. Gitmelerini gözleyip Halil'in arabasına bindi. Ay, biz hemen üstümüzü değiştirelim. Aa, aa, bunlar ne böyle, kim yaptı bunları? Selam, ben yaptım. Sen mi? Sana ne oluyor? Sevda annem istedi. Benden de ninem istedi. Sen evi terk edince sağ ceza kesti. Siz artık salonda kalacaksınız. Aa, bu kadar da fazla mı? Aa kız, girme içeri ya. Ninem fena yapar vallahi. Üzerimi değiştireceğim. Kimse gelmesin arkamdan. Valizi yüklenip müştemilata gitti. Niye hemen neneme söyledin ya? Beni üzdü diye kızdı tabii kadın. Ben söyledim ben. Özgüvenli bakıyor. Tabii sen. Niye şaşırmadım acaba? Biz kaçalım mı yavaştan? Burası karışacağı benziyor. Benden başka bir isteğin var mı Sevda anneciğim? Gidebilir miyim? Ya git bakayım hadi. Eline sağlık hadi. Teyze, şey biz Halim'le gezelim biraz. Olur mu? Olur olur tabii gezin. Sizin de hakkınız. Nasılsa Halim seni yarı yolda bırakıp da kaçıp gitmeyeceğine göre gözüm de arkada kalmaz yani. Hadi bakayım hadi güle güle. Sen dua et Nurcan içeride. Hmm, tek tek gelin, isterseniz çift çift gelin fark etmez. Ben hepinize yeter be. Şşşt kız, bırakın şu yıllanmış konuyu ya. Allah Allah. Seyfom yok ortada, Seyfom. Bak beraber gittiler de bu geldi. Nereye gitti Seyfom? Yok. Ahır mahırdadır herhalde. Nerede olacak? Sevda, sen az bir gelsene benden. Ne oluyor kız? Gel gel. Ne oluyor kız? Gel, anlatacağım. Mustafa ile eşyalara bakarak hayıflandı. Heh, kız. Ne oluyor? Bana bak. Bu Mustafa Ali kesin yalan söylüyor. Seyfo'nun nerede olduğunu biliyor bu. Oo, yoksa Seyfo'm bu dişçi kadına mı gitti? Olabilir. Dün de bu saatlerde oradaydı çünkü. Ah Seyfo, ah seni ben bir elime geçireyim de ne yapacağımı biliyorum ya. Yürü, gidelim oradaysa bakalım basalım hadi. Tamam, dur. Telefonunu çıkardı. Ne oluyor kız? Dur, bu mesaja bakmam lazım, önemli. Ya Seyfo elden gidiyor, sen ne yapıyorsun ya? Tabii dur ya. Allah'ım be, sen nelere kadirsin be helal. Ne oluyor kız? Dur bir dakika, mesaj yazıyorum ya. Anlat. Boş ver. Zamanı gelince öğrenirsin. Meraklanma bu kadar.
İyiyim hadi ben çantamı ayakkabımı alayım da gidelim ya. Gitti ayol, yanlış yere gidiyor ya. Eve ay doğru koştu. Kız işte ben yanlış yere gittim ya. Hey Allah'ım ya. Müdür Bey merhaba, ben hemen kimliğimi vereyim işlemleri başlasın. Kendimiz de tantalım bu arada, yavaşlama olmadan. Bu satıcı arkadaş, ben alıcı arkadaş. Bu öyle zaten komisyoncu aracı arkadaş, hiçbir iş kuruş yolunu bulsun. Her şeyi aldıktan sonra inşallah Allah nasip ederse sonra da bunu alacağım. Paranızı aldınız mı? Ben şimdi kendi hesabımdan arkadaşın hesabına canlıyı ateşlemek suretiyle sizin huzurlarınızda satın alma alışverişini gerçekleştireceğiz inşallah. Müsaade ederseniz ben hemen şimdi buradan havale ikonuna dokanmak istiyorum. Peki yapın bakalım. Tamam hemen o zaman bir 5 dakika bankacılık internetçiliğinde ben hemen havaleyi yapıyorum şimdi, hallediyorum dur. Hemen şeyi. Telefonda bakarken gözleri büyüdü. Hesaplasam 1.890.000 TL çıkış mı oldu? Satıcı adama çekinerek bakıyor. 5 dakika böyle bir ihtiyaç panası verelim, ben hemen geliyorum. Sakin ol, problem mi? No, relax, don't panic, problem yok. Hemen şey yapayım, geliyorum. Ha? Sen imzala şeyleri. Dudu mutlu mutlu sırıtmakta. Ali. Şakir, buyur evladım. Bana evladım deme. Bana sevgi sözcükleri kullanıp beni yumuşatmaya çalışma sakın. Ya sen ne yapıyorsun ya? Para nerede şu an? Niye çektin sen parayı? Vallahi ben parayı çekeli bir yarım saat filan oluyor. Herhalde mesaj sana yeni düştü. Oluyor bazen öyle. Geç düşüyor. Parayı soracak olursan, para benim masada. Ya ben şu anda tapudayım. Ev alıyorum. Satış aşamasındayım şu an. Benim 1.890.000 TL'ye acil hemen ihtiyacım var şu anda. Oğlum sen niye anlamıyorsun? Para benim masanın üstünde diyorum ya. O zaman vaadekileri de mi bozuyorum he? Bak kusura bakma. Sonra atar gider yapıp beni germe sakın. Bozduramazsın. Vadeli hesaplar ortak. Benim imzam da lazım. Ver o zaman imzayı çabuk. Olmaz. Benim işim var şimdi. Ev alırken bana mı sordun sen? Ha? Ya sabah konuştuk ya. Mutabık kalmadık ki. Haydi hoyt yaptın gittin. Hadi güle güle. Veli ile Durum masa başında. Ver oğlum, sen buradaki paraların hepsini saydın mı? Evet saydım. İyi. Sen kendi payını ayır. Bizimkileri bırak. Ben onları benim kasaya koyayım. Yoksa Şakir bunların hepsini 5 dakikada iç eder. Geçen gün en hızlı araba alan adam rekorunu kırdı. Ama bugün ona en hızlı ev alan adam rekorunu kırdırmayacağım. Buna. Ne yapacağını bilemedi. Mecbur oturdu. Veli paraları topluyor. Şakir müdürün odasına döndü. Hadi evladım, senin parayı göndermeni bekliyoruz. Ya müdürüm, hesaplarda küçük bir sıkıntı oldu da biz satın alma işlemini askıya alsak, benim Kikide'de de ufak bir sıkıntı oluştu. Hemen ben onu gidereceğim zaten. Ya çünkü benim şu an açık hesapta 30.000 TL'ye para var. Yeri vadesiz hesaptaki parayı zaten artık saymakla bitmez de onu bozamam şu anda. O para bozamam, mümkün değil. Şöyle yapalım, ben size buradan havale olarak 30.000 TL'yi nakit yollayayım. Tamam mı? Ondan sonra 5.000 TL'yi böyle hemen depozitosunu size vereyim elden nakit. Biz aşkısında bu evi yıllık kiralayak. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Kiralık konuşmuştuk, satış istediniz. Apar topar her şeyi hallettim. Şimdi vazgeçtim diyorsunuz. Oluyor mu ama böyle? Ya siz ne? Siz ne oldunuz? Ne yapıyorsunuz ya siz şu anda? Ne bu havalar? Sen daha az önce, 5 dakika önce bana 30.000 liraya kiraya vermiyor muydun evi? Verdi. Müdürümün yanına ne bana şekil yapıyorsunuz? Harcısınız gibi. Şakir tamam, sinirlenme, kiralık olsun. Ne olacak sanki? Sen zamanı gelince bana en güzellerini satın alırsın. Biliyorum ben seni. Ne olacak aşkım? Kız. Satış da yok, kira da yok. Bu adamdan kiracı miracı olmaz. Sen bana bunlar nasıl hareketler? Sen kimsin? Kaç para kadar? Yine yürüdü. Beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin? Lanet olsun, lanet olsun sana. Ne tok, ne pis bir satıcı mısın? Tamam ver, 42 bin lira hayırlı olsun. 5 bin lira da depozit vereceğim. Oğlum ne artistsin? Beni böyle bırakıp gidemezsin. Bunlar o da artist yapamazsın bana. Sen kimsin? Ne zannediyorsun kendini? Bir dakika, ne tanışmasın? Evliler bir şarkıyı yaka paça düşürdü. Ay, ay, Allah'ım bir bırak. Tamam dur, beni nereden aşağı çıkacağım? Ya istedim. Tamam bırak, sözüm artık ya. Devlet dairesini öyle kafana göre esip güllememeyi öğrenirsin artık. Şimdi krizi geçireceğim, bayılacağım şimdi. İyi misin? Ya neden böyle oldu Şakir? Neden böyle oldu ya? Hep bu belirli bir ötesizin yüzünde mutluluğumuza mani oldu. Kıskandı bizi. Ama intikamım acı olacak. Yarın büyük gün. Son gülen iyi gülermiş. Yürü çık buradan. Koluna girip çıkarttı. Veli Duru ile birlikte siyah poşet içinde paraları getirdi. Asla burada kalamam, asla. İstemiyorum. Veli kulak misafiri. Ama canımın içi.
Annemle babam kavga ediyorlar işte. Bak, biraz idare edelim, bir çaresini düşüneceğim. Sen yeter ki biraz sakin ol, lütfen. Ev kirala. Madem evimiz satıldı, o zaman ben de ayrı eve çıkacağım. Başka ev kirala. Yapamam, para yok. Veli'yle konuştum, Veli'yle konuştum. Yağların parası yatmış. Onlarla böyle güzelce bir ev tutarız. Bak, gördün mü, çözdüm. Haydi. Parayı vermesek mi acaba? Olmaz, yapamayız. Yalan söyleyemem. Ya sadece doğru zaman olduğundan emin değilim. Ya o paranın ne olacağı, gelip gelmeyeceği, ne zaman geleceği, hatta Veli'nin kim olduğu bile belli değil. Ben ona güvenip nasıl yola çıkarım ya? Bence şimdi tam zamanı. Veli salon kapısından direkt girdi. Heh, al işte, ite an çomağı hazırla. İşte zeytinyağı var, parası. Gördün mü? Yine günahını aldın çocuğun. Aferin sana, aferin. Münasebetsiz. En münasebetsiz zamanda tezahür etmek zorunda mısın? Hiç anlamadım. Ne dedi? Tezahürat falan. Duruya bak. Bir şuru mu çekeceğiz para kutlamak için? Daha mı yanlış anladım? Rica etsem bir daha söyler misiniz? Ben şimdi senin tezahürünü bir bozacağım. Bakalım bir daha tezahürat yapabiliyor musun? Kollarını sıyırdı. Aa, Mustafa, ay dur. Allah aşkına ne yapıyorsun? Tuzcan önüne geçti. Ay çocuk burada bir çuvalda tutup para getirmiş. Senin dediğin şeye bak. Ay, yakışıklı çocuğum benim. Yani senin zeki Veli. Burada kaç para var acaba? 665 bin. Ne? 525 bin olacaktı ama arada geçen zamandan dolayı para biraz da bitti. Mustafa Veli! Mustafa Ali, burada o kadar çok para var ki. Hemen tası tarağı toplayıp İstanbul'a gidiyoruz. Artık sıkıntılarımız bitti Mumu. Bitti. Bu paralarla böyle mütevazı bir yer kiralarız. Orada yaşarız ha? Ya senin İstanbul'da mütevazı bir ev dediğin evin bir yıllık kirasını ancak karşılar bu para, olmaz. Hayır efendim. Hayır efendim, artık ben bundan sonra mütevazı yaşayacağım, öyle davranacağım. Mumu, oğlumuz Canberk desen gitti çocuk dağlara vurdu, kendini delirdi. Kızım desen perişan, ben depresyondan depresyon beğeniyorum kendime. Yani bir tek sen mutlusun. Bir tek sen mutlusun, bitti artık, yeter, bitti. Bitti. Bir dakika ya, bir dakika. Biz bu parayı alıp gidemeyiz ki. Bu para bizim değil. Bu para Veli'nin, olmaz. Yo, ben paranın tamamını size vereceğini söylemiştim. Nurcan mutlu. Allah tependen baksın. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bir kere de yalan söylesen ölür müsün? Olmaz. Hacı dedim kızar. Başlatma şimdi. Mustafa Ali. Hacı dedim galiba. Hadi. Duru ile Veli çıktı. Nurcan poşeti toparladı. Hüseyin ile Halil kapıda bekliyor. Mustafa Ali ile Nurcan da çıktı. Doğru mu duyduklarım? Nurcan, sen gel bak Ömer'le. Mustafa Ali ile göz göze gelip Hüseyin'in peşinden yukarı çıktı. Merakla Halil'e baktılar. Adam duyduklarım doğru mu derken ne kastetti biliyor musun? Nurcan yengem yine kaçmış ya. Herhalde ondan bahsetti. Mustafa Ali merdivenleri koşar gibi çıktı. Babacığım, istersen ben izah edeyim. Biz başka bir şey sanıyorsun zannettik. Yani odada konuştuklarımızı duydun sandık. Sana kim ne anlattı bilmiyorum ama... Sen karışma. İn aşağı. Kaygıyla Nurcan'a bakarak gidiyor. Nurcan Hüseyin'e döndü. Şimdi babacığım, biz Mustafa Ali ile ufak bir münakaşa yaşıyorduk aşağıda. O yüzden çevremize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. E tabii malum, ev dip dibe olunca insana pek özeli kalmıyor. Ayrıca ne duyduğunuz hakkında tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Yani burada herkes beni size kötülemek için ellerinden geleni yapıyor ya. Kızım, sen bu evi daha kaç kere terk edeceksin? Ağlamaklı oldu. Olmuyor. Yürümüyor. Kaç kere denedik baba. Gerçekten olmuyor. Yapamıyorum. Siz iyisiniz, hoşsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Ama olmuyor. Zaten biz yine odamızdan kovulduk. Aşağıdaki salonda yaşamaya mahkum ediliyoruz. Kim kovdu sizi odanızdan? Mümine nine. Onun odası diye. Bakın, biz izin verirseniz İstanbul'a artık dönelim ha. Kendimize ait bir yaşam kuralım. Hem
babanız da var. Ha? Hüseyin kafasını çevirdi, gözleri ileriye daldı. Bir şey demeyecek misiniz baba? Ben lafımın dinlenmediği yerde konuşmam kızım. Varım bildiğiniz gibi yapın. Kalkıp yatak odasına geçti. Nurcan elleri önünde, omzu düşük, arkasına yaslandı. Mustafa Ali, Hatice, Halil ve velilerle masada oturuyor. Boşu boşuna Ramazan günü yollarda. Gör kızım yolları, hiç soğuk suları. Duruyam, geldiniz mi? Nenem sen de ayakta kalma, geç şöyle. Ne oldu, ne yaptınız? Aman! Bir de sana laf anlatamayacağım be. Çek şurada. Mustafa Ali'nin yüzü asıldı. Hoş geldin anacığım. Mümine yorgun argın topuzunu bırakıyordu ki fark etti. Mustafa Ali. Ne o? Yüzünden düşen bin parça. Gönlümüzün efendisi Nurcan yengemin yine kaçtığını öğrendi. Ey olmuş. Veresin ağzını payını. Yok nenem, öyle sizin düşündüğünüz gibi değil. Morali bozuk diye dolaşmaya çıkmış biraz. Mustafa Ali, boşuna koruma yavrum. Okuduk işte mektubu. Aman, abim gibi hanım köylü koca bulmuş. İstediği zaman geliyor, istediği zaman gidiyor. Oh, ne güzel vallahi. Ne oluyor? Bak, bu konularda özellikle dikkat ediyorum. Bir de ben kırmayayım kızın kalbini diyorum ama... Hanım köylü benim gibilere denmez. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yandan Halil'e baktı. Oo ne güzel ya. Herkes de buradaymış yine. Bu nedir ya? Aa. Veli göstererek bak Şakir, gitti. Kim varmış burada? Veli, kulakların çınladı mı? Şakir sürekli seni anıyor da. Bak ya. Zaferini kutlamak için gelmiş burada pişkin pişkin oturuyor. Mustafa Ali amca. Duruyu buna vermediğin için her konuda seni destekliyorum. Tamamen arkandayım şu an. Beni böyle bir adamla asla bacanak yapma. Ben böyle bir adamla baş olamam. Ben bir şey yapmadım ki. Neden bahsediyorsun anlamadım. Ne yaptın? Ettin. Sonunda yapacağını yaptın. Pis, ötesiz, utanmaz, izzetli nefsiz seni. Beni çekemedin oğlum. Kıskandın beni. Senin yüzünden sözüme ev bile alamadım. Benim paralarımı hiç ettin. Sen de başkasının parasıyla... Ya seninle mi biri tüst yiyeceğim ama vallahi söylemeye ağzım varmıyor denem ya. Ay, tarihsel kişiliklere benzetilince daha bir sihir yapıyorsun. Onu da anlamış değilim yani. Ya bu velilerine şans acaba kimin zeytinyağlarını sattı da onların parasını kazandı. Onu soran yok. Öyle lay lay lom. Ne bağırışıyorsunuz ya? Şakir pıstı. Var var var. Kafa bırakmadınız. Ana. Sen bir girme bakayım ben ha. Mümine ne oldu dedi, Hatice kafa salladı. Söylene söylene topuzunu alıp kalktı. Sinir yapma canım sen de, sakin ol. Şakir, sus artık. Sen dedeme burada dua et. Hüseyin masadaki paralara bakıyor. Mümine bastonuyla usul usul gelip kapıyı ittirdi. Ana sen ne ettin ya? Niye attın çocukları kaldığı yerden? Orası benim odam. Sen bilmiyor mu? Yahu ana. Bu evin her yanı senin. Hüseyin kaygılı toparlandı. Bak gelin gücenmiş. İstanbul'a gidecekler. Sen ayıklarsın birinci taşını gari. Hangi parayla gideceklermiş? Ne? Elini poşete vurdu. Mümine poşetin içindeki paraları açıp baktı. Hüseyin endişeli elini ağzının üzerine koymuş. Kara kara düşünüyor. Hala Hanım. Destur var mı? Eli belinde bahçeden geçiyor. Hale kız. Değil mi kızım? Nerede ki bu? Allah Allah. Neyse ben işe koyulayım da. Şu temizliğe başlayayım gari. Çıkar bir yerden. Ne oldu kızım? Hatırladın mı beni? He? Oy!
balkonunu kıvırarak arkadaki ahıra gitti. Nurcan da Mustafa Ali üst kattan inerken Mümine ile Hüseyin çıktılar. Kızım, Nurcan, neyini eksik ettik biz senin burada? Bak, Mustafa Ali'm de acık rahat etti. Eline yüzüne kan geldi. Şimdi alacağım, geri götüreceğim, aynı keşmekeşe sokacağım diyorsun. Eskisi gibi genç de değil. Kolay mı kızım yaban elinde tutunmak? Anneciğim, sanki gurbetçiler gibi Almanya'ya yerleşiyoruz. Yani bizim de bir saygınlığımız var, bir çevremiz var İstanbul'da. Burada da biz varız, toprağı var. Bırakıp da gitmeye değer mi? Nineciğim, lütfen. Bakın kararım kesin. Ha, birazcık da benim açımdan bakmaya çalışın, lütfen. Gel. Mustafa Ali çaresiz kala kaldı. Hüseyin yanlarına geçip yukarı çıktı. Canımın içi. Böyle de köyden indim şehire gibi gidilmez ki. Ev falan bulmam lazım benim. Nasıl çıkıp gideriz? Şehirden indim köye gibi atladık geldik ya. O şekilde de geri gideriz. Mustafa Ali, tam 2 gün var. Ne yap ne et ayarla. Etrafımız çok rahatsızlık verdik ama. Mümine Mustafa Ali'ye sırtını döndü. Sefettin Halil'in arka bahçesine geçti. Bu da iş olsa. İki ineğin işinde ne olacak Allah'a sen ya? Nerede kaldı bu kadın? Hale Hanım. Allah Allah. Meryem ve Sevda çalıların önünde geniş yol kenarında yürüyor. Mesaj geldi. Bu önemli ha. Tam da istediğim mesaj. Güzel. Kız Meryem, kimle mesajlaşıyorsun sen? Merak etme. Allah Allah. Boş ver dedim ya sana ben. Aman sen de yani gizli işler çeviriyorum Allah'ım. Hale elleri dolu dolu geçiyor. Meryem Hanım, Sevda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya ne kadar da küçükmiş. Buradan yer falan mı aldınız yoksa? Yok. Biz öyle her Ramazan böyle temiz hava almaya çıkarız. Böyle iftara kadar yürürüz. Ege Kapı'nın havası da temiz. Bir yürüyelim dedik işte. Buyurun geçin bir soluklanın. Sonra devam edersiniz. Buyurun. Olur. Gel bakalım gidelim. Bir dakikalığına uğrayalım bakalım. De hadi. Hadi oğlum. Hale Hanım. Hale Hanım. Geliyor Hale. Hatta Hale, Jale bütün mahalle. Verandada başını çevirdiği gibi büyülü gözleri dehşetle bakıyor. Ayakkabıları kapı ağzında çıkarıp içeri daldı. Karakterin önünde nereye saklanacağını bilemeden şaşkın dolanıyor. Emekledi, eğildi, büküldü olmadı. Efe ağaç dibinde serinmiş uyuyor. Al abicim abişini. Sağ salim teslim ediyorum. Bunlar da kısa günün kârı. Maşallah. Paraları Recep'in avucuna doldurdu. Al bakalım. Bunlar da senin hakkın. Ne de olsa bütün gün direksiyon sağladın Canberk. Eyvallah. Efe'yi fark etti. Alaycı gülümseyerek yanına yürüyor. Garfield. Hayırdır oğlum? Karadeniz'de batık mı oldu? Doğrulup oturdu. Yok abi ya. Uruç vurdu da Karadeniz'e pek girme. Aklına başka şeyler çağrışımda bulmuş. Her zaman haklı olmayı başaran kedi. Gel seninle konuşalım biraz, gel. Sendeleyince tuttu. Bak Sevda, burada manzara çok güzel ha. Hala ayakkabıları fark edip içeri fırlatıverdi. Meryem işkilli Hale'ye yaklaştı. Pek güzel. Buyurun buyurun geçin. Rahatınıza bakın. Bakalım bakalım. Ben şu elimdekileri bırakıp hemen geliyorum. Bırak bırak bırak. İçeri girip sürgüyü güzel, çekti. Güzel pek güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Şuna. Allah Allah. Saklanıyorum. Allah Allah. Çağırdınız geldim. Ne edeyim? Bu kadar çabuk geleceğinizi tahmin etmedim. Ya karım dışarıda. Ne içeceğim ben? Yanlış anlarsa yanarım. Oy. Kız, Meryem. Seyfum yok herhalde buralarda. Dur bir bakalım mı? Nereye ka? Ka teşaşürüm geldi ka. Hani teşaşür teşaşür. Bir tutamıyorsun ya.
Sevda'ya sürtüp içeri geçti, perdeyi çekti. Meryem, şu an hayal görüyorsun sanıyorsun ama değil. Gerçek. Ama gerçek sandığın gibi değil. Neymiş gerçek olan? Utanmıyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun ikinize. Alev, sen saçmalamayın. Ya sen de ama hep böyle benim peşimde. Allah Allah, çit mi taktın bana, ne yaptın? Ya vallahi da ineklere bakmaya geldiydim ya. Yazık değil mi hayvanlara? Ya eminim öyledir. Zaten sütçünün yalanı da inekler üzerinden olur. Meryem Hanım, inanın düşündüğünüz gibi değil. Süt satış meselesinde Seyfettin Beylere uydum. Size karşı da yanlış da yaptım. Ama bu düşündüğünüz gerçekten çok yanlış. Lütfen. Neyse şimdi, gitti bari Sevda arkadan gelmesin. Bu gece sayıklamış uykusunda, o da huylanmış, onun üzerine yoklamaya gelmiş. Ne sayıklamış? La ilahe illallah. Ben nereden bileyim? Uykudaydım. Bak hala buradasın, gitsene kızım. Bak. Meryem Seyfettin'in üstüne yürüdü, halinin çıkmasını bekledi. Sana dün ben son bir şans vermiştim. Bugün hala buradasın. Utanmıyorsun değil mi Seyfettin'e? Aslında Sevda'yla seni buraya yakalamaya geldik biz. Ve şimdi düşünüyorum. Acaba çağırsam mı, çağırmasam mı? Ne yapsam acaba diye. Vallahi şu an yeminle günahımı alıyorum. Bu hususta dırnak kadar kusurum varsa namerdim. Yapma. Bunun yarını öbür günü var. Bunun öbür tarafta hesaplaşması var Meryem. Bak vallahi yüzüme bakamazsın. Ne diyorsun lan? Hala bakıyorsun ya yüzüme. Yeter. Yok diyoruz işte, yok. Bak, indi atacak tepemin tası ortalığı birbirine katacağım ha. Ortaklığı da atacağım, ticareti de bozacağım. Bütün ipleri koparacağım. Ama yapamıyorum. Çünkü Sevda dışarıda. Duyarsa sağa inanır diye yapmıyorum. Tamam kes, kes. Seyfettin bana bak. Yani Mustafa Ali geldi, seni bozdu. Bu kaçıncı oyunuz bana ya? Bir de utanmadınız, en has adamımı aranıza aldınız. Onunla bana oyu kurdunuz. Bitti, bitti. Herkes kendi yoluna. Anladın mı? Sizinle ticaret, micaret yok. İşte o kadar. Hadi gidiyorum. Şşt, dur. Ne yapıyorsun? Kız sen dur, mesaj gel. He, pardon. Okurken yüzü güldü. İşte bu be. İstediğim mesaj buydu. Ne oldu ki? Ne yazdı mesajla böyle sevindin? Dünyanın en iyi mesajı geldi. Çocuk oldu birinin. Ha? Doğum mu yapmış biri? Şşt, erkek mi kız mı kız? Ne diyorsun ya? Ne sayıklıyorsun? Ne laf geveliyorsun Seyfettin? Ne diyordun sen? Ha? En son laflarımı etmedim onları diyordum. Meryem, Allah izin verirse yarın sağa geleceğiz. Hem de hayırlı bir iş için. Al. Şşt. Halim'le Badegül için kız istemeye geleceğiz gı. Badegül'le Halim'in de mi hiç hatırı yok sende ya? Onların hatırı için şey etme bari, ne olur. Bozma işimizi gı. Biz de kız istemeye geliyoruz. He. Niye benim haberim yok? Bugün şey edecektim. Olaylar bu noktaya gelince şey etmem, şey oldu. Ha. İyi, tamam. Bu kez, son kez seni affediyorum bak. Ama kimin hatırına? Halim'le Badegül hatırına. Yoksa var ya, bu sondur Seyfettin, bu son. Artık bu son oyununuz. Yeter artık. Sakin. Gel bir otur. Oturmayacağım. Gel kız. Caberk Efe ile misafirhanenin önünde oturuyor. Oğlum, hatayı tam olarak nerede yaptın ya? Nasıl oldu da rüzgar tam tersine döndü? Sorduğun soruyu en son cevaplayacağım ama benim de anlamadığım şu. Sen kıza o kadar dronlar uçurdun. Halim abi babadan kalma eski bir uçurtmayla kız aldı götürdü. Demek Badegül ablam drone sev. Oğlum bak, seni aldık karşımıza insan gibi oturttuk. Böyle saçma sapan espriler yapıp beni bayacaksan git başka kapıya. Yok abi ya. İnanın denen bir şey var. Şunu söylemek istiyorum. Badegül ablam demek ki düşündü, taşındı. Kendince doğru bir yola karar verdi. Caberk umutsuz bakışlarda. Sence artık hiç şansım yok mu? Bence hiç yok. Ben Badegül ablamı tanıyorsam bu iş bitmiştir abi. Halim abi anneler gününde annesinin mezarına götürmüş kızı ya. Daha ne yapacak? Olay şu. Biz planlar kurduk. O duygularıyla gitti.
Duygu kazandı abi. Kafasını sallayarak kabullendi. Sabin bir an sendeledi. Cennet'le el ele tutuştu. Deniz kenarında geziyorlar. Önlerinde Bade Gülme Halim var. Sen bu taşı biliyor musun? Hayır. Aa, bu mitolojik bir taş. Şimdi bunu böyle elinde 5 dakika böyle böyle yapıyorsun. Şeffaf oluyor, arkası gözüküyor böyle. Hadi ya. Hı-hı. Aa bak, böyle böyle yapacaksın, tamam? Taşı elinin arasında oynattı. Cennet'i bırakıp Halimlerin yanına geçti. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Biz kızı soğutmaya çalışıyoruz. Siz el ele tutuşuyorsunuz, özencilik yapar gibi. Abicim siz de önden yürüyün o zaman. Görüş açınızı almayın bizi. Bizim de kendimize göre bir durumumuz var. Onu mu yaşamayalım yani? Vay be. Helal olsun. Sana da helal olsun. Helal olsun Halim. Kardeşlik bu mu oğlum? Samim abi, sen bu kızı bizimle soğutamazsın ki. Yani biz şu an birilerinin birilerinden soğutacak enerji yaymıyoruz. Şu an başka bir enerji içindeyiz. Yani elimizde değil. Ondan olmuyormuş. Nasıl olacak peki? Sen en iyisi al bu kızı, ayrılmak üzere olan birilerinin yanına götür. Hayır yani, beleş Wi-Fi buldu da bağlandı gibi bağlandı sana. Hayatta bırakmaz. Samim, aşkım. Aşkım diyor ya bir de. Yes, Paradise. Elim çok acıdı, olmuş mudur bu? Yok, olmamıştır. Devam et sen, devam et. Elini sürterek oyaladı. Abi ne güzel işte. Ne desen yapıyor, daha ne? Maalesef. Halim'in telefonu. Kim? Baba. Buyur baba. Neredesin, ne yapıyorsun? İş baba. Badegül'de geziyoruz öyle. Çınar'a falan geldik. Güzel. Anne sevdaları hemen gösterdi. Hemen indi mağalaya geçiyorsun. Bir adet görkemli güllerden oluşan çiçek demeti, bir adet çikolata ve bir adet de yüzük alıyorsun. Kime baba? Bana. La oğlum kime olacak? Badegül'e tabii ki. Madem yanında yüzüğü parmağına geri alabilirsin an. Halim'in yüzü değişti. Baba emin misin? He. Neden diye sorma. Kızı isteyeceğim sağ. Hadi uzatma. Allah Allah, gezip duruyorsunuz. Olmaz öyle. İş ayyuka çıkacak. Bak dedenin kulağına gidecek. Ondan sonra da bu iş olacağı varsa hiç olmayacak. Kapıyorum kapağı. Bu da tamam. Allah'ım sen yardım et ne olur. Sabim'le Badegül merakla ne bekliyor. Oğlum söylesene. Samim yetiş, elim kanıyor galiba. Galiba diyor ya, bu kız hakikaten tuhaf. Of! Ne olmuş ya? Halim, kötü bir şey mi oldu? Ne dedi baban? Yok da Badegül. Nasıl desem bilemiyorum. Söylesene Halim, ne oldu? Saklama benden bir şey. Halim'in nutku tutuk, heyecanlandı. Seni istemeye gelecekmişiz. Badegül'ün beti benzi attı. Ne diyeceğini bilemedi. Gerçi sen okul bitene kadar evlenmek istemiyorsun. Biliyorum ama babam böyle dedi. Uygun görmezsen vazgeçirebilirim. Badegül Halim'in gözlerine bakarken kendine geldi. Gülümseyerek boynuna sarıldı. Ay Samim, ne güzel sarılıyorlar. Biz de sarılalım mı? Yok, sarılmayalım. Bu çok kötü olmuş. Sen bunu tuzlu suya falan koy. Öyle mi? Hı-hı. Tamam. Halim şokta. Şaşkınlıkla Badegül'ün saçlarını okşadı. Badegül'ün yüzünde güller açıyor. Boynuna gizlediği yüzünü kaldırdı. Biz el ele tutuşmayın diyoruz. Bunlar sarılıyorlar ya. Utanmasalar memur getirip nikah kıyacaklar önümüzde. Badegül'ün yüzünü ellerinin arasına aldı. Badegül utangaç gülümsüyor. Of! Seyfettin eski ahırına geldi. Beyaz araba bagaj kapağını açmış, yanda yola dönük park halinde duruyor. Selamünaleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Hayırdır? İçeride temizlik yapıyoruz da siz kime bakmıştınız? Ya bura benim eski ahır. Kalanlar vardı, onları almaya geldik. Buradalar abi, içeride başka yok. At malzemeleri abinin arabasına. Kardeşim kupa falan vardı, onları da koydun mu? Onu da koydum abi içinde. Vardı bayağı bir kupamız falan vardı, alıyordu kersine sütten dolayı. Siz Meryem'in adamları mısınız? Yok, biz Meryem adam burasını satın aldık. Ne zaman? Bugün. Satış işlemi yeni bitti. Kaça aldınız? Orası bize kalsın. Doğru. İyi o zaman, hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Eskiştiler. İyi gidi be. Sağ ol kardeşim. At. Sağ olasın.
Evet. Hesapta görünüyor para şu an. Ha, yetiştirmişler, yetiştirmişler. Sağ olasın, sağ olasın. Ha. İyi, güzel. Sağ ol. Ha, ben şimdi kapatmam lazım. Biraz işim var. Sonra ararım ben sizi. De hadi iyi günler. Kapa. Seyfettin dükkana geldi. Meryem. Hı. Benim ahırı satmışım. Nereden senin ahırın oluyor orası? Ya benim eski ahır işte. Hı. Niye sattın ki? Ne yapacağım? Ahırın turşusunu mu kuracağım? Zaten sana verdiğimi satacaktım. Onu sana verince bunu da ona sattım. Şşt. Ya bana rakip olursa? Olmazlar, olmazlar. Onlar başka iş yapacaklarmış. Hayvancılık yapmayacaklar yani. Meryem. Hı. Sütleri benden alıyorsun değil mi? Vazgeçmek yok, bak söz verdin. Ya tamam ya. Seyfo. Hı. Şşş. Kız istemeye ne zaman geliyorsunuz? Ha. Ya Meryem, Allah izin verirse diyelim ki bu akşam iftardan sonra gelelim biz. Hı. Halim'le konuştum, o da hazırlıkları yaptırdı. İyi. Şöyle yapalım istersen. İftarı biz de yapalım. Siz bize gelin. Biz de iftarı açalım. Ondan sonra iftardan sonra da hayırlı meseleyi konuşuruz artık. Amin. De, hı. Meryem, inandın değil mi? Dişçiyle aramda herhangi münasebetsiz bir şey olmadığına, ha? Valla Seyfo. Yüzüne yaklaştı. Allah'ın hakkı üçtür. Üçüncü de, bak oruçlu ağzımla söylüyorum. Eğer görürsem, yemin ederim seni ispiklerim Sevda'ya ona göre. Ha. Tövbe! Ben artık gitmem zaten oraya. Çocukları gönderirim en fazla. Yapamıyorsa da alırım iliklerim. Ne yapayım ya? Ha, bu arada kaça sattın ağrı? İyi paraya mı? Ha, vallahi çok iyi paraya. Seninkinden daha fazla sattım. Hiç vallahi hiç öyle bakmadım. 9 milyon verdiler. Eli ağzına gitti. Elim ağrı. 300 binlik ağrı. 9 milyon ha. Dostum da kandı. Ya 3'e 5'e falan bakmadım. E tabi yan basmazlar ticareti de uyguladım yani. Ha. Öyle desene. İyi o zaman, hadi hayırlı olsun. İyi o zaman. Akşama bizdesiniz. Bekliyorum ha. Herkese söyle hazır olsunlar. İnşallah. Hadi. Hayırlı işler, bereketler. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Hadi bakalım. Yolluğum ya, tövbeler olsun. Eh be Seyfettin. Sen daha Mustafa Ali ile beraber işbirliği yaparsan da çok başına çoraplar öleceksin. Ve bilsen o ahır yüzünden başınıza neler gelecek neler. Şarkıyla oynuyor. Vazgeçir şu kızı bir oğlum. Yok mu bunun hiçbir yolu? Bu sefer çok zor anne. Her şey üst üste geldi. Hani elimize toplu para geçtiği gün odadan atmasaydınız belki bir şeyler olurdu ama şimdi ne yapacağım ben de bilmiyorum. Yani sen şimdi suçu bana mı atıyorsun? Odadan çıkardınız diye. Yok nenem, suçu niye sana atayım? Ben sadece olayı anlatıyorum. Sen de onun gibisin. Söz veriyorsun ama gönlün gitmekten yana. Bize başka konuşuyorsun böyle. Vallahi değil ya. Bak şu an içeride 32-33 tane 200'lük deste para var. Ki ben para gördüm mü dayanamam sayarım. Elimi sürmüşlüğüm yok. Şahitsiniz. Başkalarından sana sıra gelmedi ki. Turcan destelerle oynuyor. Gerdan kırıp pek bir keyifli. Kafasını öne attıra attıra yüzükleri sayıyor. Olala! Aslında gönlümüzün efendisi. Varın nasıl biliyorsanız öyle yapın diyerek böyle kritik bir zamanda tarafsız kalmak suretiyle bize bir fikir verdi. Ben Deniz alınacak tüm kararlara saygı duyar destekçisi olurum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben her zaman herkesin yanındayım. Mustafa Ali'nin telefonu. Aa. Abi kim o? Nurcan. Rakamlar göndermiş. 536.226.027. Ha, yanlış saymışsın canımın içi. 665 bin lira olması gerek orada. Bir daha say. Kapı perdesini aradı. Ay paralar değil o, ilan numarası. Kalamış güvenlikli sitede 3+1 4000 TL. Baktım oraya, olur orası. Otururum ben orada. Hemen tut, mesaj çektim, haber bekliyorlar. Nerede kalmışsın? Para sayarak içeri girdi.
Ya şu münasebetsiz Veli Demir'in yaptığına bak. Tam da zamanını buldu, parayı getirecek. Veli'ye hiç yüklenme abi. Yağların önünde elini nasıl öptürdüğünü gördük. İtiraf et, ticari başarıya karşı zaafım var. Damat değil misiniz? İkiniz de aynısınız. İnsanı sinir edersiniz. O sarı, sen bıdık. Ayakları sandalyeden yukarıda sallanıyor. Halim arabayı meydana çekti. Efe, Canberk, Veli, Nuri bir anda kafalarını çevirdiler. Bahadır açtı kollarını bekliyor. Halim arabanın önünden dolandı, gözlerine bakarak sarıldı. Nuri Canberk'e baktı. Bahadır boynundan indirdi, ellerini tuttu. Samimlere el sallayıp yanlarından ayrıldı. Canberk arkasından bakıyor. Halim arabanın önünde otururken Samim Efe'lerin dikkatli bakışlarını fark edip yanlarına geldi. Önlerine döndüler. Selamsın. Samim abi, tamam benim ne attım ama meydanda bu hareketler fazla. Hanımın görürse lökertir. Sen ne diyorsun oğlum? Biz akşama Vadegül'ü istemeye geliyoruz. Olay bitmiştir. Canberk'in kafası hemen kalktı. Hadi bakalım. Samim göz atıp geri döndü. Nuri'yle Veli göz göze geldiler. Veli şaştı. Gol oldu. Top çatala gitti. Nuri sus diye işaret ediyor. Hem de 90'dan. Teyze, vallahi beni şok ettin ha, böyle bir anda. Sen daha dur, teyzem bakalım daha kimleri şok edecek. O ne demek şimdi ya? Sen mutlu ol kızım, seninle ilgili değil. İleride senin mutluluğunu kimse bozamasın diye bu teyzen daha neler düşünüyor, neler. Bahadır. Duyduklarım doğru mu, neler oluyor? Evet. Sıkı sıkı sarıldılar. Oo Elif kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Meryem abla. Bu akşam Bahadır'ı sen hazırla. Artık darısı da senin başına inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Yeniden sarıldılar. İyi teyze, biz gidelim o zaman. Akşam görüşürüz artık. Hadi oğlum. Görüşürüz Meryem. Kolay gelsin. Balkonda oturuyorlar. Bu bana haber verdi. En sonunda muradına eriyorsun gari ha? İnşallah dede. Nasipse. Bizimle tutup yaklaştı. Seninle bunları konuşmaya hiç lüzum yok ama ben gene de usuldendir diye konuşacağım. Ananın babanın yanından kopup da başka bir yuva kurdun mu? O yuvanın bütün sorumluluğu, o yuvanın bütün mesuliyeti sana düşer. Bu yuvaya bakabileceğine, Bahadır'a, ileride doğacak çocuklarına bakabileceğine eminsen mesele yok. Bütün bunlara hazır mısın? Hazırım dede. Ama bir farkla. Ben Bahadır'a bakmak için onunla evlenmiyorum. İkimiz müşterek bir yuva kuracağız. O yüzden Bahadır okulunu bitirene kadar düğün yok. Ne zamanki diplomasını eline alır, kimseye muhtaç olmadan yaşayacak duruma gelir, öyle. Yani senin hep dediğin gibi, hayat müşterek dede. Efendim be! Bugüne kadar sana verdiğim emeklere helal olsun. Dedem. Biliyorum, sarıldılar. Aslan oğlum. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Meryemler kapıda el öperek karşılıyorlar. Hocam, hoş geldiniz. Zeyda Bahadır'a gülümsüyor. Bahadır. Selamun aleyküm. Güzel kızım. Ey maşallah Meryem. Canım. Oy çok şükür ya. Oy oy oy. Hadi bak hayatım. Hoş geldin. Hoş buldum. Şakir'le Dudu Elif'in yanında karşıladı.
Halim lacivert takım elbisesini giymiş, yüzü tıraşlı, saçları geriye taranmış, heyecanlı gözlerini açık gülüyor. Badegül hafif makyajlı, borda dantelli elbisesiyle saçlarını arkadan dağınık toplamış, Halim rüyada gibi bakıyor. Gül'le çikolatayı verdi. Arkadan Halim ile Nuriye girdi, Halim Meryem'in elini öptü. Tamam, hadi geçelim bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Oturun, oturun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ay, ay. Halim abime bak. Ne kadar da yakışıklı olmuş benim abim ya. Tü tü tü, maşallah. Kızım ne var? Allah Allah. Alt tarafı bir tane takım elbise giymiş. Lisede de onu giyiyordu zaten. Şakir, kıskanma canım, kıskanma. Ki be, kıskan, seni kıskanacağım. Ben şu anda sadece acım. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ayrıca şu an Badegül de bence çok güzel olmuş. Mükemmel, harika şu anda. Elif, vallahi tebrik ederim. Badegül'ü pek bir güzel süslemişsin yani. Bence şu an köyün en güzel kızı Badegül olmuş. Şakir, ne demek köyün en güzel kızı ya? Normal bildiğin istemelik kız işte, normal süslenmiş. Ya bırak, biraz sempati yap, bırak. Yeter. Masadaki yerlerine geçtiler. Akşam olmuş, minaredeki mahyada 11 ayın sultanı yazısı akıyor. Meryem'in bahçesinde sofrada bekliyorlar. Elleri açıldı, dua edip yüzlerini sürdüler. Badegül ile Halim birbirlerine bakıp gülümsüyor. Çorbalarını kaşıkladılar. Canberk bahçede iskemle üzerine oturmuş, can sıkkınlığında düşünüyor. Aa, Canberk? Oğlum ne yapıyorsun akşam vakti tek başına burada? Anne ben artık yapamayacağım ya. İstanbul'a döneceğim. Hı? Vallahi bak beni hiç durdurmaya çalışma. Denedim, olmuyor. Daha bir gün bile kalamam buralarda. Nasıl yani, bu kadar erken mi? Ay yoksa Badegül ile Halim'in söz meselesi yüzünden mi? Ben artık o işlerle uğraşmıyorum ya. Allah mesut etsin, ne yapayım? Benim yolum başka. Ben kendi yoluma bakacağım. Hmm. Anlaşıldı merkez. Seyfettin saçlarını geriye doğru kabartarak taramış. Şimdi Badegül, kızım sen istersen Elif ve Dudu ile beraber mutfağa geçin bakalım. Biz beyikler olarak biraz yalnız kalalım değil mi? Hüseyin göz yumdu. Tamam baba. Seyfettin şaşırdı. Halim'in nefesi kesildi. Baba dedi ya. Ya tamam Meryem. Aa, kız heyecanlı karışma. Tabii olabilir. Şahsen benim hoşuma gitti vallahi. Vallahi benim de hoşuma gitti. Hadi. Tut. Kız. Kız. Dudu gitmekte ısrarcı. Şakir sinirli gözlerini belertti. Baba, sen şey edersen. Badegüller cama yapıştı, dinliyor. Derya tebessüm ederek bekledi. ...26-27 sene önce burada bu evde bana bir söz düşmüştü. O vakittir sözümün yerine getirememenin acısı içimdedir. Ama ne edeceksin? Kısmet böyleymiş diyeceksin. Meryem, sen Badegül'ün hem anası hem babasısın. Biz isteriz ki Badegül kızımız bundan sonra bizim de kızımız olsun. Sözün kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Badegül kızımızı Halim oğlumuza istiyoruz. Halim heyecandan kıpırdanıyor, Meryem'in gözleri dolu dolu.
Vallahi benim hiç evladım olmadı. Demin sen de söyledin nedenini zaten. Benim tek evladım Badegül oldu. Ama bir evlat nasip olsaydı bana, bir erkek evlat, onun tıpkı Halim gibi olmasını isterdim. Ya. Seyfettin gururlandı. Badegül'ümü de Halim'e verdim gitti o zaman. Öyle Badegül sarıldılar. Halim de benim bir oğlum artık. Değil mi? Badegül'üme bir ömür boyu bakar artık. Hadi bakalım. Meryem abla. Kalkıp Meryem'in elini öptü. Gel buraya gel gel. Gel evladım gel. Şakir elini uzattı. Neden? Halim es geçti. Hüseyin'in elini öpüp sarıldı. Duru ile Mustafa ile sofrada yemek yiyor. Allah kabul etsin. Canım o. Ay Canberk, yarın İstanbul'a falan gideceğim diyor. Ben oğluşumu tek başına İstanbul'a göndermem. Biz de gidelim Mumu. Zaten yoluna girdik. Sürünceme de kalmasın. Ha? Ya iftarımı açıyorum şu an, boğazıma dizme. Ramazan günü nereye gidiyoruz canımın içi? Seferi olur tutmazsın. Yani biz burada kan ağlıyoruz, milletin umrunda değil. Söz kesiyor. Ay anne ne alakası var? Çağırdılar, sen gitmedin. Allah aşkına yani kızım, ben Meryem'in evine gidip de kız isteyecek halim yoktu. Mumu, şimdi aşkım, senin malların satılmadı mı? Satıldı. Borçların ödenmedi mi? Ödendi. Ya bulur bir iş çalışırsın. Sırtındaki tüm yükler kalktı. Artık özgürsün. Yani 665 bin TL nakit paramız var. Yani sen bu köyden zamanında 5 büyük altında çıkıp İstanbul'da var olmuş adamsın. Şimdi elinde 545 tane altın var. Ha, hesapladım. 665 bin TL'yi bu kadar altın alınıyor. Ya malların satılıp satılmadığından emin değilim. Avukat aramadı. Birinci arttırmada müşteri çıkmamış olabilir. Avukat Murtaza Cuma yazıyor. Murtaza aç 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 aç. Ben de duymak istiyorum her şeyi. Aç, hoparlörü aç. Of. Açıp masaya koydu. Efendim Mürteza Bey. Satış işlemleri bugün tamamlandı Mustafa Ali Bey. Size iyi bir haberim var. Evin satışından gelen para borcunuzu aşağı yukarı kapattı. Bir tek bana borcunuz var efendim. Oh, üstümden şu an fil kalktı. Borçlu olmak ne fena bir şeymiş ya. Yani şu an ne kadar mutlu oldum anlatamam size. Ben de evim satılacağı için bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Size iyi bir haberim daha var efendim. Evin yeni sahipleri çok çok iyi kalpli ve mükemmel insanlar. Avukatları aracılığıyla size iletmemi istediler. Evinizde dilediğiniz kadar oturabilirmişsiniz. Ne? Evet, biz bu evi yatırım amaçlı aldık. Bize ev lazım değil. Zaten biz düşenin malından da nasiplenmek istemiyoruz. Varsın eski sahipleri otursun. Bir gün durumları düzelirse evlerini tekrar geri satarız dediler. Ayağa fırladılar. Nurcan kendinden geçti. Bir kase tereyi elinde sıkıp bıraktı. Mustafa Ali ile sarıldı. Zıplarken aralarına düğü daldılar. Elif'in tuttuğu tepsiden Hüseyin yüzükleri aldı. Halim sağında, Badegül solunda duruyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Amin. Güzeli ortasından kesti. Şakir fotoğraf çekiyor. Söz kesileceğini bilseydik biz de hazırlıklı gelirdik. Neyse kısmet artık. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun bakayım. Mümine büyük altınını taktı. Düğünde ölmez sağ kalırsam peşimi yerde. Bilezik olarak tabii. Ölürsem de Hüseyin, topuzu aça, sen veri verirsin oğlum. Allah kecinle versin ona. Allah korusun ya. Ya nenem de hazinesi elinde geziyor. Hazırlıklı tabii. İşte ama sen de çok şey etme la. Sonra şey edersin. Bunun yarını var, öbür günü var. Rahat. Allah tamamına erdirsin bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Bileziğini koluna taktı. Pardon. Pardon geliyorum. Pardon. Pardon. Kız. Gözün haydi. Sadık söyle bakalım. Kız kulesi karşısında. İşlem tamam.
Avukatı da tembih ettim. Onlarla konuşuyor şimdi. Yani Mustafa Ali'ler müjdeli haberi almışlardır. Hmm, nasıl bir müjdeli haberse artık. Hanımım ben yarın sabah ilk uçakla gelirim. Hadi selametle kalın. Ha, Badegül'e de ilet. Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah. Hadi bakalım. De hadi kapa. Şakir elini beline koydu, selfie çekiyor. Halil seninle kucaklaştı. Selfie mi? Hadi gel. Meryem yanına geçip kameraya güldü. Gündüz vakti, kasabanın bitişik evleri. Çatıda gezinen güvercinlerin üstünden biri uçtu. Bana bakın ya. Gitmeyin. Ya böyle gidilmez. Havaleli oldu bu. Yolda başınıza bir şey gelir maazallah. Arabayı yüklüyorlar. Vazgeçin siz en iyisi. Zaman içinde edindiğiniz edinimleri de yükleyince araba bayağı havaleli oldu. Edindiğiniz edinimleri bırakırsanız rahat gidersiniz. Ya olayı bu kadar dramatikleştirmeyin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden yıllarca gelmemiştim ama şimdi her hafta buradayım. Her hafta görmeye geleceğim sizi. Beni avutmak için öyle diyorsun değil mi? Vallahi değil annem ya. Uçak diye bir şey var sonuçta. İşim gücüm de burada zaten. İstanbul'da gıda ve organik tarım alanında pazar oluşturacağım. Bu yüzden de iş seyahati için sık sık buraya gelip gitmem gerekecek. Ben eskiden de öyleydi zaten. Haftanın 3-4 günü iş seyahatine çıkardım. Gene öyle olacak ama bu sefer buraya geleceğim. Nurcan kalsın orada. Arada çocukları da alırım. Siz de gelirsiniz. Mis gibi geçinip gideriz. Oğlum, bu evi satın alan hayırsever kimmiş? İyice araştırdın mı? Sonra oraya gidince başın belaya girmesin. Avukatları aracılığıyla bildirmişler durumu ama biz biliyoruz. Biz abimle birlikte Muğla'da yaşlı bir çifte yardımda bulunuyorduk. Biz bunları fakir sanıyorduk ama meğer bunlar var yemezmiş. Trilyonları varmış. Dün de kahveye gelmişlerdi. Durumdan haberleri var yani. Kesin onlardır. Başka kim olacak? Ağaç dibine çöktü. Ya ama ben kardeşime doyamadım ki. Hatice ile Mümine içli içli ağlıyor. Böyle mi olacaktı bunun sonu? Boncuk boncuk yaş akıtıyorlar. Abi. Önüne çöktü. Abi. Gözünü sildi. Ben ne anlatıyorum 2 saattir? Dinlemiyor musun? Hep öyle olur. Gidince unutursun. Ağlamasını savuşturdu, elini başına atıp alnından öperek kendi başına yasladı. Mustafa Ali'nin gözleri kan çanağı sulandı. Mümine elini başına götürdü. Ağlayarak dikiliyorlar. Canberk ifadesiz. Halil hislenmiş. Halil üzülerek bakıyor. Mustafa Ali sırtını sıvazlayarak yüzüne baktı. Seyfettin ağlamamak için dönmüyor. Hadi. Rüzgarla aheste sallanan ağaç yaprakları arkasından sızan güneşle parlıyor. Papatyalar yapraklarını aşağıya sarkıtmış. Taç yaprakları güneşe dönük sallanıyorlar. Ağaçlar tomurcuklanmış, beyaz çiçeklerini açmışlar. Misafirliğin önüne geçildi. Duru ile Veli düşünceli oturuyor. Ya bu dönüş kararı çok ani oldu. Her şeyimi buraya göre ayarlamıştım. Çok hazırlıksızım. Ne zaman gelebilirsin peki? Önce gidip iş ayarlamam lazım tabii. Ama bir an önce gelmeye çalışacağım. Postacı geldi. Deli, mektup var sana. Mektup mu? Zarfı verip dosyasını imzalattı. Sağ ol. Açsana hadi. Gönderen Ali Demir yazılı.
kağıdı zarftan ayırıp açtı. Deli canım oğlum. Nihayet izni buldum. Yeşilyurt'ta köy misafirhanesinde kalıyormuşsun. Sakın oradan ayrılma. En kısa zamanda gelip seni bulacağım. Baban Ali Demir. Elinin rengi attı. Duruk mutlandı. Belinin tutukluğu geçti. Yüzü gülmeye başladı. Duruk bir mektuba, bir veliye bakıyor. İnanamıyorum ya. Aşkım, baba. Sarıldılar. Hadi yürü, yürü, yürü. Gel, gel, araba orada. Yönleri şaştı, koşturdular. Oh. Mustafa Ali'ler evin önünde Allah bekliyorlar. Allah. Nerede kaldı bu Duru? Vallahi Veli Demir'le vedalaşıyordur herhalde dayı. Cömert! Biz ara ara geliriz ha. Zaten benim aşkısım da bana kombini alacağım. 15'inde bir İstanbul'a maça geliriz. Bizi unutma, fırsatını vermeyiz sana. Veli'nin arabası yanaştı. Hadi kızım hadi. Duru kararlı. Mustafa Ali'nin karşısına geçti. Ben kesinlikle gelmiyorum. Olmaz öyle şey. Atla arabaya çabuk. Dedenin yanında ne biçim konuşuyorsun? Babam mektup yazmış. İzimi bulmuş. Kısa bir süre sonra buraya gelecekmiş. Benim onu beklemem lazım. Veli'nin babası da bulunduğuna göre benim için bir engel kalmadı demek. Saçmalama. Nereden bileyim ben o mektubun fake olmadığını? Baba, söz vermiştin. Kızım, dedenin yanında daha fazla rencide etme beni. Hadi. Baba Ali. Kolundan çekti. Torunum kalmak istiyorsa kalsın burada. Ona her zaman yerimiz var çavuşum. Bize emanet. Ay, ay olur mu canım öyle şey? Ne yani ben evladından mı ayrılacağım? Ne demek şimdi bu? Beni evladımdan mı ayıracaksınız? Sen Hatice'yi evladından ayırıyorsun ya. Sen canımızdan can koparıp götürüyorsun ya. Siz de bize odanızı çok görmeseydiniz. Çok uzatmayın. Fazlasını açtı. Yolcu yolunda gerek. Dur kızım kalsın burada. Hadi size uğurlar olsun. Ben kararlıyım. Kalıyorum burada. Nurcan kucaklayıp sıkıca sarıldı. Dikkat edin tamam mı oğlum? Bak Veli'cim sana emanet tamam mı? Artık siz bizim arkamızdan gelirsiniz. Tamam. Canberk ikisine de sarılıp vedalaştı. Mustafa Ali ellerini öpüyor. Yani gider ayak huzursuzluk çıkartmaya utanmıyor değil mi? Sen daha huzursuzluk nedir görmedin Sevda. Biraz daha görürsün. Hadi bakalım hepinizi öpüyorum. Hadi. Oo, sensiz hadi. Vallahi olmaz tamam, oralar. Vallahi olmaz sensiz ya. Tamam Şakir hadi. Canberk, Nurcan hadi bakalım hadi. Hadi Allah'a emanet. Ya durun ben de şey diyeyim de bir şey vardı Muğla'da. Onu şey edip hemen geri gelirim sonra. Hem, Muğla'dan geçiririm onları tamam. Geleceğim geleceğim. Koşup arabaya atladı. İki yana ayrılıp yol verdiler. Arkadan el sallıyorlar. Yazıklar olsun. Dönüp de bir el bile sallamadı. Bana yeter. Yaptınız, ettiniz. Sonucuna da katlanacaksınız gari. Söylenmenin, vahvahlanmanın lüzumu yok. İnsan bir şey yaparken düşünecek. Ben bunu yapıyorum, sonu nereye varacak diye. Hatice Hüseyin'in peşinden gitti. Halim. Samim. Beni Denizli'ye götürün oğlum. Büyük dayınızın yanına. Neneciğim ani karar vermesek? Ha, yapma ya. Karışmayın siz. Ben her sene gidip durmuyorum mu oralara? Burası pek de sıcak. Dayanamıyorum ben. Elleri önünde boyun eğdiler. Geç. Geç. Şakir Dudu'yla dışarı çıktı.
Kızım hani bu mektup bunları ayıracaktı he? Yani ayırıyordu aslında Şakir ama son dakika olduğunu olduysa ayırmadı. Ya ben nereden bileyim Duru'yu burada bırakıp gideceklerine? Olsun. Demek ki bizim elimizden daha çekecekleri var bunların. Boş ver. Bize de eğlence çıktı. Sonuçta birbirimizi daha çok kuvvetlendirdik. Kız baksana ne diyeceğim. Ya biz bunlara lavajın falan mı ısmarlasak acaba he? Sonuçta bizi birbirimize daha çok kattılar. Şakir, aslında en ileri çift bizdik ama Halim abimle Badegül'ün olayından sonra biz ikinci sıraya yerleştik. Olmaz, hayatta olmaz. Onlar söz kestiler, kurdeliler, murdeliler, şak şak şak. Oh ne güzel ama biz hala olduğumuz yerde duruyoruz. Bir dakika, beni gaza getirme kız burada. Sanki gaza mı çalışıyorum ben? Türklü müyüm? YPG Şakir mi benim adım? Beni burada kalırsa, hadi gel gel. Tiyat. Kızı gel. Anca beni gaza getireceksin şurada. Mustafa ile arabayı Hasanların evinin önüne çekti. Niye şimdi durduk biz burada? Kıymet teyzeler canımın içi. Evi alıp bize geri verdiler o kadar. Bir teşekkür etmeyelim mi? Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Nurcan kelimelerini çözüp telefonunu alarak indi. Mustafa Ali ile Seyfettin dış kapıda bekliyor. Nurcan sokağın köşesine kadar geldi. Sevda Nuriye ile televizyon izliyor. Ana, Nurcan arıyor. He kız, ne oldu? Bak şekerim, kıymetimi bil. Bunu da herkesin yanında söylemedim. Çünkü bu herkesin yanında söylenebilecek bir şey değil. Ha bu bir yalan da değil. Eğer yalansa İstanbul'a gitmek nasip olmasın. Şimdi şekerim, ben senin kocanı Mumu ile konuşurken duydum, tamam mı? Artık senin kocanın dişçisiyle arasında ne varsa bunun kimsenin duymaması gerek. Senden de sakladığına göre... Yani bu bir klasik implant ya da dolgu olmasa gerek değil mi şekerim? Bu da benden sana damak olsun. Hadi bay. Sevda'nın elinden telefonu düştü. Yenge? Yenge ne oldu? Kırıklığıyla kasıldı kaldı, büzüştü. Nerede bunlar ya? Yüzlerce mallarını dolaşmaya gittilerse demek. Kime baktınız? Ha biz kıymet teyzelere bakmıştık da yoklar herhalde. Onlardan İstanbul'a uçtu. Oradan da Amerika'ya uçacaklar. Kızları var orada. Her sene giderler. Bayrama kadar kalırlar. Boşunu beklemek. Sağ ol abla. Bak İstanbul değiyor. Demek önce senin evi aldılar, sonra oradan kızlarına uçtular. Melek gibiler zaten. Bu dünyada uçuyorlar. Neyse, bir dahaki gelişimizde uğrarız artık. Sana da çok teşekkür ederim abi. Hakkın ödenmez. Bundan sonra hep beraberiz inşallah. Ayrılmak yok. Kardeşim. Kollarını açıp saçlarını severek Mustafa Ali'ye sarıldı. Ali. Apartmanın merdivenlerine indiler. Mumu. Gitmeyediniz ne? Gözleri dolu dolu. Söz. Eskisi gibi olmayacak. Ağlamak için kendini sıkıyor. Mustafa Ali'nin başını tutup kucakladı. Nurcan arabanın içinde bekliyor. El salladı, burnunu yana kıvırarak izlerken hıçkırmaya başladı. Tenha karayolu. Arabalar seyrek geçiyor. Mustafa Ali Buruk dikiz aynasından Canberk'e sonra da Nurcan'a baktı. İkisi de mutlu. Uzanıp Mustafa Ali'nin elini tuttu. Canberk'le el tutuştular.
Mustafa Ali huzursuz, isteksiz yola bakıyor. Yolu geçti, mevki sapaklı levhanın ilerisi İstanbul'u gösteriyor. Seyfettin merdivenlerde omuzlarını düşürmüş, zavallı gibi oturuyor. Abi yetiş! Ne oldu kız? Yengem evi terk etti. Hangi yengen? Nurcan yengen mi? Şakanın sırası mı şimdi? Ne oraya? Gittiler diye şaka mı ediyorsun? Ay ne Nurcan'ı ya? Gıllı gışlı işlerim varmış. Sevda yengem tası tarağı toplayıp gitti. Terk edildin. Tepeden Seyfettin'in oturduğu 4-5 basamak. Telefon elinin arasından kayıp düştü. Zaman yavaş. Birinci basamakta dik devrilip alt basamakta yere yapıştı. Bembeyaz kesilmiş gözleri yaşlı ve şiş, perişan halde. Gözlerini yumdu. Çaresizlikten kas katı kesik. Oturduğu yerde eli ayağına dolaşmış. Seyfettin'den uzaklaşılıyor. Başını sağa çevirdi. Yol çalışmasındaki bir adam kürekle kaldırıp taşların yanındaki kuma girdi. Gözleri kıpkırmızı, yanaklarından boncuk boncuk yaş süzülüyor. Yoldaki adamın arabasının kapısı kapanınca Seyfettin'in de gözleri yumuldu. Ensesini sıkıyor. Duvara yapışmış bir salyangoz geçti. Karşı yolda çocuk annesine koşup sarıldı. Seyfettin kendini sıkmış, eliyle çenesinin altında birleşik halde duruyor. Baktığı balkondaki kadın direğe yaslanmış aşağıya izliyor. Tükenmiş kırmızı gözlerindeki bakışları bomboş, dudağını ısırarak yumdu gözlerini. Yaşlar yanaklarından akıyor. Ellerini birleştirip çenesine götürdü. Kalkıp gidemeden engel olamadığı ağlamasıyla öylece... Yönetmen Özgür Pak, ikinci yönetmen Erkan Nurhan, yapımcı Eyüp Üstün. Bu dizinin betimlemesi Star Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Ses betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Balmı Yeşilırmak. Altyazı Çağıl Doğan, Çağrı Doğan, Tugay Çiftçi, Hatice Başpınar, Bülent Temur. İşaret dili Berrak Fırat. Kontroller Fulya Akbaba, Donna Yunal, Samet Demirtaş. Teknik yapım Yeni Gökdelen. Tercüme Dağ Prodüksiyon. Jenerik reklam ve sponsor logoları eşliğinde akıyor. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube logolarıyla birlikte bitişik harflerle Hak Gidelim TV. Bize yazın hello@starfilm.com yazdı. Genel koordinatör Zafer Yiğit, proje direktörü Ahmet Şevki Peker, hikaye Gülis Kucur. Senaryo Baykurt Badem, Gülis Kucur, Hazan Toma, Oktay Berber. Kast direktörü Elisa Fevziye Aktaş, Gülşen Dinler. Yapım Star Film. Karanlıkta parıldayan yıldızın hareketiyle birlikte Staff Film, Filming and Production Company yazdı.